Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Besmelesi salavatsız dersin ne bereketi olur ne feyzi olur ne bir şeysi olur. Olmaz da olmaz. Hadi bakalım vicdandayız. Havamız çok iyi çok şükür bugün. Elhamdülillah havamız çok iyi. Ee, Allah'ın e, söylettirdiği, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a söylettirdiği salatü selam olsun. Ali e, demiş ki Allah bir konu severse bir sevdiği işleri nasip eder. Çok şükür sevdiği işini yapıyoruz. Ondan sonra Allah başka bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Başka dinin hizmetçi seçer. Çok şükür bak sevdiği işi yapıyoruz. Bu saatte kalkmışsınız. İltifat için demiyorum. Kızdığım zaman kızıyorum. fırçaladım... zaman. İltifatı da o. Yani şu anda Kalkmış gelmiş. Demek ki Allah'ın sevdiği işi liyakatımız değildi. Hepsini de veren o. Hadi bakalım. Vicdan'dan geçen hafta şuradan okumuştum. Yarı kaldı. Ben <laughs> bir de alayım yukarıdan. Şu anda okuyacağım yer. Geçen hafta okumuştuk. Demek fiilin bir ayağı vicdan olduğundan yani fiilin kaynağı kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Demek ki fiil aklın dışa vuruşu değildir. Eğer fiil aklın dışa vuruşu olsaydı alimler hata yapmazdı. Bildikleri zaruri olurdu. İlleti tammeli olurdu. Bilgi yapmak anlamına gelseydi bu kuralı da unutmamak lazım. Bunu bilmek lazım yani. Zorunlu, zaruri bilgimiz bu. İlleti tamı var, illeti tamesizlik var. İlmi vücutlar illeti tamesizdir. Vücuda mesela ilim, irade, kudret bir araya gelirse illeti tame olur. Yani kaçınılmaz, fiil olacak o. İlleti tame üçünün bir araya gelmesidir. Sıf ilmi olma. ilim nedir yazılım içindeki illeti tamesiz. Yani dayatması yok. Yaptırıcılığı yok. Vücud halicisi yok yani. Nefsül emir değildir. Tamam. Fiil nedir? Fiil arkasında ilim, irade, kudret var. İlim, irade, kudret bir araya geldi mi illeti tame olur. İster istemez olur. Lüzum, vücub, zaruret olur. Kader isalesindeki dedi ya lüzum, vücub, zaruret, ilim, irade, kudret. O zaman kafadaki bilgiler illeti tameli değil. Yani eylemsel hali değil. İlmi vücutturlar. İlmi vücutturlar. Bunları bu temel şey yapıdır yani. E bu e, bizim bildiğimiz bir şey değil. E, ilmi kelam alimlerinin de şeydir. E, sabiteleridir. İlleti tameli e, olunca o vücut haricidir demektir. Fiilin arkasında kalbin ve hissin temayülatından çıkar diyor Utbe-i Şamiye'de. Kalbi anladık, his nereye aitti? Vicdana. O zaman fiilin arkasında kalp ve vicdan vardır. Demek fiilin bir ayağı vicdan olduğundan, histen dolayı buna vardır. Fiil, vücuda gelmeden önce yapmama diyebiliyor vicdan. Şey gelmeden, fiile gelmeden önce vicdan diyor ki akla veya diğer sistemleri yapma deme. Yani vicdaniyat. yat. Ama vücuda geldi mi yapamazlık olmaz artık geçti. Vicdan dimağımızı ve fiillerimizi ötelere, öteleri de insana taşıyandır. Yani kavşak gibidir. Ee, kalp pencereydi. Vicdan nezare bakandı. Seyre, seyreden makamında böyle çerçeve kalp seyreden ben vicdan. O zaman ne oluyor? Niye bakıyor? Tanımlamak için. Orayı ifade etmek için söylerim veya orayı anlamlandırıp burada ifade etmek için ha burayı oraya orayı buraya taşıyan bir sistemdir. Süret hakikatsiz olamaz abiler. Çekirdekteki her şey ağaç olmamıştır. Ağaçta çıkmamıştır. Mesela örnek vermiştim. bir nar fidanı kırıkanda yarım kilo olurken getirdim Rize'ye ağaç olmuş ama nar böyle olmuş, cevizkada. Yani Programında bir sorun yok. Çevre etkenleri vesaire illeti tameli olmadı. Şunu şunu demek istiyorum. Ağaçta olan her şey ortaya çıkan her şey çekirdekten çıkmıştır ama çekirdekte olan her şey ağaçta olmuyor. Çekirdek nedir? Ee, burada hulasa'dır. Çekirdek dünya çekirdektir. Ee, ahiret ağaçtır. Tamam, aha. O zaman burada olduğu için orada olacak değil. Orada da olduğu için burada da gözüktüğü değil. Aynı anda oluyor. Aynı anda ustadımız bunu diyor ki 27. sözde aynı hakikati zahirde görmek. Zahirde aynı hakikat beraber. Fakat işte e, cehalet perdeler koymuş. Burası orası diye şey yapmış. Kalktıkça ikisi bir oluyor. Ustad da demiş gene yaşayan içi insan için diyor. Mazi ve mustakbeli bir görüyor. Ne demek o? Mazinin bir hududu var mı şuraya kadar? Ha Osman yok. Nereye kadar? Mazi ve mustakbeli. Peki istikbalin hududu var mı? Yok daha görüyor. Nereye kadar? Kabı sene kadar ucu var istikbal. Peygamber gittiği yere kadar etkiye ümmeti o kapıyı o yolu açık bırakmış. Oraya kadar gidiyor. Mazi nereye kadar gidiyor? Eles tu bi rabbikum. Eles ne kadar mazi gidiyor. Yani kalp ve ruhun derece hayatına gidince mazi ve mustakbeli anda müşahede ediyorsun. Hudutları kanatlarını açıyor. O zaman kafirin anda boğulduğu gibi boğulmuyor Müslüman. Kanatlarını açıyor. Biz mazi ve müstakbeli bir insanız. Bunu 754 şu alarda da söylüyor. Hatta mazi taşeye kadar da götürüyor. İlmi kadar götürüyor. Yani biz Allah'ça sonradan bilinmemişiz. Allah'ın ilminde zaten vardık. Oradan medet alır diyor. Hayat nurunda medet alır. Hatırladınız değil mi? Ta oraya kadar müminin ömrü ta ilmezeli'ye kadar gidiyor diyor. Ezelden ebede diyor söylüyor. Ha, yani e mazi ve mustakbel, ezel ve ebedi evet iç, içeriği böyle yapıyor yani. Böyle kalp ve ruhun derece hayatı böyle bir şey. Fe Allah ya. Bir düşünebiliyor musunuz abiler? Böyle bir silkelenin sabah sabah da düşünebiliyor musun? Kalp ve ruhun derece hayatına bak. Ezel ve ebed. Ezel ve ebedden şu ruha bak ya. Çok tuhaf ya. Keyif veriyor değil mi insana? Oturasın geliyor böyle ya. Kendini seyredesin geliyor. Ya bir daha özel ve ebed nurundan, hakikatından medet alır. Yani ruh. Özel ve ebed. Yani müminin ömrüne bak. 60 senem ne 60 senesi ya. Özel ve ebed. Ama kafire bak aman ya Rabbi. Vallahi çok zor iş ya kafir olmak. Mazin yok hiç. İstikbalin yok hiç. Anda. E ne yapacaksın? Bir sürü de dertler var. Mesela biz bu kadar ders yapıyoruz kendime. Ya, dima. Kendimi zor kontrol ediyorum da bu adam bu dersleri de bilmiyor. He, doktorlar nasıl idare ediliyor? Tam da ben bu dersler bu kadar Allah var ümitliyim, ahiretim var, temennim var, ümidim de var yani. Allah ve ahirette ümitliyim. Bu derslerle de meşgulüm, buyum. Ya, düşünebiliyor musun ya gaful Ne, ne aldı? Bitmiş, o zaman yapmış? O melekeler dumura uğramış, iptal olmuş. Kap kapısına Kur'an'ın tabiriyle Hatam Allahu ala kulubim. Vala efsar, vala semhi, vala efsarim gishave. Yani sendeki endişesi var ya. Sen ben bu kadar biliyorum da endişe ediyorum. Adam hiç bilmiyor, hiç endişe etmiyor. O endişe, şey, o halet yok. Öyle bir şey yok yani. O özellik, haf yok, korku var. O ahiret ne yapacağız falan diye öyle bir şeysi yok. O da nimetmiş. O haf etmek, ya ne yapacağız falan. Adamı motive eder bu. Özel ve ebed nurundan yardım alır. İnsan demek ki vicdanı orayı bu tarafa, bu tarafı da o tarafa eder. Andaki ömrün zamanını kanatlarını açar. Burada e, kendisi bedenen bedenen ifade edilirken mesela dört tane sistem var. Beden, ceset, cisim, cismaniyet. Beden var ya anda var olup yok oluyor, yok var beden andaki andır. E, ceset ise en kesif, en camidir. Yani o kadar büyük nimet ki. Yani böyle olabilmek ya. Yani bu vücuda sahip cesete sahip olmak. Şu tuhaf ama ha. Mucize. Çok tuhaf. Yani ruhani şey yapmaktan belki de zor geliyor bana bu ya. Çok garip yani. Kıymetini bilmek lazım diye söyledim. Geçiyorum. Buralar okumuştuk da ısına. Bu kuha... Abi şunu söyleyebilir miyim? Biz çekirdekten ağaç dediğimiz zaman sanki eksik kalıyor. Bizim Burada olduğu zaman orada oluyor. Orada olduğu için burada oluyor derken çekirdekten çekirdeğe hep hesap yapmamız lazım. Ben de bir çekirdek. yani nasıl diyeceksin? Çekirdekte ağaç ortada yok ya. Burada adetullah kanunu işlediği için buraya hitap ediyoruz. Hani var ya Excel şöyle. Işte sözüm cemaatın dışında. O cemaatin için atıyorsun. O hikaye yani. Hani e peki esbab alemindeyiz. Çekirdekten ağaç, ağaç olmamış o şeyi dersen nasıl yapacaksın? Çok zor. Olmamış değil. He. Yani olmuş olacak çekirdek ağaç. Burada öyle değil yani. Olmuş bitmiş değil. Burada çocuk, ana, baba zaman olduğu için... Zaman olduğu için bu zaman şeridinin içerisine ayrı tecelliyatlar giriyor. Zamanı kaldırdığın zaman olmuş olmuştur. Olmayan olmayacaktır. Baba ise babadır. Dün ise dündür. Yani <laughs> bir ders yapmıştık bunun alakalı. Nasıl diye bir adli, eski benim yoldaşım vardı... Onunla konuştuğum zaman ona bir şey ne diyor, Bu çelişkili dünya mı demişti. Ha sınıfsız bir dünya, sınıfsız bir dünya ne olur? Zamanı kaldırdığın zaman sınıfsız dünya oluyor. Dün yok, bugün yok, gece yok, gündüz yok, baba yok, oğul yok. Olması gereken ne olmuşsa olmuştur, bitmiştir. Sınıfsız bir dünya, yani mertebesiz bir dünya. O zaman çocuk yok, gençlik yok, mertebe olması lazım, olmaması lazım. E, çocuk, genç vesaire ihtiyar mertebe sınıf çıktı. Zengin, fakir, beyaz, siyah, dün, bugün, siyah, beyaz, hak ve Sınıf yok. Kaldırın bakalım. Ne olur? Yani çok tuhaf. Sınıfsız bir dünya olunca şunu da o yapacaksın. Herkesin Rabbi farklı ya. O zaman haşa haşa yüz bin defa haşa. Rabbini seç dedikleri zaman acaba herkes Rabbini seçse nasıl bir Rab isterdin? Dedim ben ona mesela Ali nasıl bir Rab isterdik? Ölümü yapmasaydı. hastalık koymasaydı. Tamam. E, dün bugün yarın koymasaydı. Ne de ne ha, yani e, sınıfsız bir dünya ya. Ölen yaşayan. Niye öldü ki bu yaşayanlar var? Sınıf koydu. Sınıfsız bir dünya olacak ya. Yani dedi ki ne istediğinin farkında mısın dedim. Ya istediğin bir anda olsaydı ne yapardım biliyor musun? Senin istediğini Allah şöyle bir şey yapsa. Bir ee, fanos gibi bir dünya yapsa herkes husus böyle Arnavutköy gibi dünya dünya verseler sana hissetseler aha dünya bu istediği olsa inan ödü patlar ve kaçar oradan kendi istediği sınırsız dünyada kendisi yaşamaz ne istediğini bilmiyor çocuk gibi vuku'a gelmeden görüp bizi çok önceden uyarandır vuku'a gelmeden önce zamansız bakabiliyor vicdan Vicdan okuyoruz. Daha olmadan bizi uyarmıyor mu? Yapma bak. Deme. Bak geliyor. Söyleme ona. Veya bak bu şudur. bu fıraset işte. Bu vicdaniyatın uyanıklığı nispetinde oluyor. Uyarıyor. Bunu vicdan ve irade yapıyor o zaman abi. İradenin sıfatsız hali bu oluyor. Yani, yani bu irade yapıyor diye demiyoruz da vicdanın komprimi. İrade zihin his latife-i rabbaniye bütünseli olmadan önce aklı uyarıyor. Olmadan önce nasıl biliyor? E mazi ve müstakbel vicdan için yok ya. Uyandıkça mazi ve mustakbelden yani andan sıyrılıyor. Mazi ve müstakbele nüfus ediyor. Dedik ya havamız bugün çok iyi, çok ilginç. Bak kanatlar açtı yani. Vicdan çok tuhaf ya. Zamansız, zamansuza geçebiliyor. Fosbuan Allah ikaz ediyor. Yapma diyor. Bak geliyor diyor. Vicdan ya Bak o çocuğa öyle davranma diyor. İstikbalini görüyorsun. Hani çocuk var diye misal meşhur kafur şeyi. Bisiklet vereceğim diyor. Kurana açık diyor. Hedef çocukta bisiklet, Kur'an vesile. Ama baba için Kur'an sonuç bisiklet vesile. Gaye vesile farklı. Yani vicdan akla akıllılık yapıyor. Vicdan aklın aklıdır. Simgesel itibariyle e, İslam esaslarında şey iman esaslarında peygambere imana denk geliyor. Vicdan peygambere iman denk geliyor. Mesela kitaplara iman dima akıldır. Melekler amentü billahi kalpte ve melaiketihi eylemsel bedene ve kütübihi akla ve rusulihi vicdana ve bil ahiretihi kalbe. Ondan sonra, ve bil kaderi hayri ve şerri ise öne yani ruhların ta arkasına. Vuka gelmeden görüp bizi çok önceden uyarandır vicdan. Başka? Kalbe gelen ilahi mesaj ve ilham. Bak kalbe gelen ilahi mesaj ve ilham. Tasavvurata, düşünceler, düşünceler, tahayyülde, hayal. Bak kalbe gelen ilham, mesajlar, yani ilhamlar. E, tasavvurda düşünceler, tasavvurda düşüncelere dönüşüyor. Bak bir daha. Kalbe gelen ilhamlar var ya. Allah'ın ilham etti. Buraya gelince ne oluyor? Bu ilham tasavvurda düşüncelere, fikirlere yani dönüşüyor. Tahayyülde hayal oluyor. Akılda fikir oluyor. Vicdanda his oluyor. Bir daha kalpte ilham atıldı mı? Atıldı değil mi? Bu vicdanda bu ilham hisse dönüşüyor. Akılda fikir oluyor. Tahayyülde hayal oluyor. Hayala dönüşüyor. Tasavvurda da düşünceler oluyor. Böyle böyle oluyor. Bir ekmek yiyorsun. Her yere farklı oluyor. Çok da. Şimdi 237. Kelami ilahi kalbe vahiy olarak ulaşmasıyla vicdanda irade, akılda ilim, bedende kudret oluyormuş. Yani kelam ilahi dima geldi. Muhatap o makamında ama kendisini o yolla kapta ifade ediyor. Zaten dima kapsız düşünemezsin. Peki olunca ne oluyor bu ima şey e, vahi ilahi vicdanda iradeyi, akılda ilmi benden de kudreti dönüşüyor. Ne demek istedik şimdi? İlleti tamenin içinde ne vardı? İlim, irade, kudret. İlim, irade, kudret bir araya geldiği zaman ne olur? İlleti tamı olur. İlleti tamı olunca Kur'an'ın vücudu haricisi oluyor. Yani bima yaşayan bir Kur'an oluyor işte. En latikül Kur'an bu oluyor işte. Az ama mertebe mertebe var. Bir 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 mertebe yok. Mertebeler var. Yani burada bir bir şey bir şey anlatılmak isteniyor. Abiler, şimdi sorayım size. Lüzum vücub zaruret diyor ya kader risalesinde. İlleti tam olur diyor. Bayram iyi dinle. İrade nerede? İnsan vücut şey aleminde enfuste. Yeri vicdan, ak ilim nerede? Dima'da. Kudret nerede? bu kadar okuduk. Doktor, Kudret nerede? İrfan, şey, Osman. Bir mavi mi abi? Kudret, Kudret. Zemin oluyor abi işte. Mavi. Yani kuvvetler mi? Kuvvetler mi? Kuvvetler mi? Mecudan ruhun... Mecudan ruhun... Şey, Ruha dönüşmesi, ruhu, dönüşmesi mi? Ruha dönüşmesi kudretle mi oluyor acaba? Yani yeri nerede? Mesela diyor ki... İlim ilim denilen tasdik diyor. Nerededir ilim? Tasdikte. Sari. İrade nerede? Vicdanda. Tamam her şeyde dediğiniz hep doğru da yeri nerede kudretin? Ben de bilmiyorum. Evet, kalpteki güç diyor. Fakat ruhtaki güç diyor. Ama sonra baktım ki e, Furkan e, o mahiyeti değil yani. Hakikati kalpte. Abiler şu. bunu mantığı şu. Çok uğraşıyorum. İki haftadan beri kafamda bu. Bak bir daha söyleyeyim. İlim nerede? Dimağında, iltizamda. İlim denilen tasdik diyor. Tamam. İki. Vicdanda irade. Kudretin yeri neresi? Niçin delmemiş burası diye? Bak şurasıdır niye denmemiş? Peki kudret nerede aktif abiler? İlmi vücudun bir şeyin mahluk olabilmesi için kudret taalluk etmesi lazım. Tamam abi. İlmi vücuda kudret taalluk ederse mahluk olur. Mahlukun tarifi. Eğer kudret taalluk etmediği her şey ilmi vücuttur. A eşittir, B ise B eşittir. O zaman kudretin ilk e, taluk yeri e, şeyin ilmi vücudun mahluka dönüşme sürecinde başlar. O da nedir? Öder nereden başladı? Meculdan ruha sürecinde yani bir daha ilmi programa ilmi vücutlara ilk olan şey ruh. Abi olmadı sizin Hayat sizin, abi. Şeye, sizin sizin <laughs> e, kapıdaki meyve ağacında ilk baktığınız zaman gördüğünüz nedir? Tatlı bir Gözüken değil. İlmi vücudu mahluka dönüştürmek. Mesela şu karşıdaki nedir dedi? Elmadır dedi. Ne armut a Aa bu artık çıkmış. bu çıkmış sonuç. İlmi ee, ilmi vücudu, bak ilmi vücutla mahluk vücut fark şu. Fark nedir? İlme kudret taluk ederse mahluk olur. O zaman kudretin ilk mukaddemesi başlangıcı ilmi vücuttan e, mahluka dönüşme sürecinin mukaddemesine başlıyor. Yani mesela diyelim ki şuradadır desen olmuyor. Nereden başlamışsa. O zaman ruhta gözüküyor. Ama daha şeyi var. Çalışacağım. Kudret hala bilmiyoruz. Ama iradeyi çok şükür bildiğini bilmektir. Bunu diyebilmek için kalp bir sene oldu değil mi çalışalım. iradeye çalışıyorum. Bilmek ilimdir. Bildiğini bilmek iradedir. Ne kadar çalıştık biliyor musun? Bak çalışıyoruz. Nereye kadar geldim? Bak şu. Hep irade. Hem de nasıl? Gram gram. Kafam baktım basmıyor. Bırakıyorum. Öyle. Tahsin, tezin, suretleri bunlar. Hep, ne? Hep dua Hepsi dua. İnanın, itimat edin. İsteyim. He, istiyorum. Mesela sabah moralim bozuktu biraz böyle. Ulan akşam moralim bozuk derken kafam oradaydı. Ya ben bunu nasıl unuttum ya? Bu neydi ya? İra, i̇rade. Şurada bu şeydi. Hakikati, suretinin ne Nasıl bir şeydi? Çok şükür o konuşurken pat hiç alakasız oluyor. Niçin söylüyorum? Size de böyle olur. Yeter ki soruyu gönderin. ne zaman geleceği belli değil ama gelecek size. Merak etme. Hasan abi, hususu dünyada ilim, umur dünyada kudret mi oluyor? Yo yani? yok. yok. ikisi Ayrılmazlar da illeti tamir olabilmeleri için üçü bir arada olması lazım. Ama şurada e İş sürmek, iz sürmenin mantıksal süreci şudur diye anlatmam. Bir şey niye mahluk olur? Niye ilmi vücut mahluk? Eğer kudret ilme taluk ederse ilmi vücuda irade de var. O zaman mahluk olur. Hem mahluk sürecinin ilk mukademesi kudret olacak. Tamam. O zaman insanın mahluk olmayan tarafına pergeli koy. Mahluka dönüşüm sürecini başlama serüveni Nerede başlamışsa kudret orada başlamış. İlmi kudrete, mahluka dönüştürmüş. Kudretin muhatabı dima değil mi abi? Dima sonraların sonrasıdır. Ruhtan önce dima yok ki Ali. En cami ruhtur. Ruh mahluktur. Ruhta dört hakikat var Ali. Ziyayattır, zişurdur, karnem vücudu harcayacak. Evamiri tekbiniye ile emri tekbini. Farklı. Farklı ama. O farklı. Ama farklı mı abi? Yani şu sanki bir bozuk paranın iki yüzü gibi. Öyle de mesela emri tekvini, evamiri tekvini de tazamun ediyor. Nereye gelecektin orada? Nereye gelecekti biliyor evet. musunuz? Ben şimdi vicdandaki iradeden bahsederken bu Allah canibinden hani ilk gördüğümüz iradedir diyoruz ya. Bence bir tarafını çevir kudret, bir tarafını çevir irade. Yani kudreti başka bir yere koyamayız. Evet doğru. Çünkü kitab-ı mübinde ikisi. Kitab-ı nedir? Kudret, Kudret irade. İmam-ı ilim e ilim emir. emir. ha, emir yukarıda. beraberdir yani. Vücudu harici de beraberdirler. Kitab-ı mübin, mahluk. Mahluk tarafı. İmam-ı bin, o da mahluk ama ilmi vücutlu. İlmi vücutlu. Çok tuhaf ya. Hadi bakalım devam edelim. Orada takılmayalım. Abi bir de İslamiyet mesela fiil ya. Sanki fiile çıkması demek olduğu için İslamiyet noktasında bakınca kitabın mübine evet. hem kitabın bine bakıyor hem iltizama hem de ruha bakmış oluyor çünkü İslamiyet e, şey insaniyeti kübra olduğundan dolayı yani kudreti mi anlatmak istedim evet, kudret için yani. Evet. Kudreti ben bildiğimden söylemedim bunu. Bir mantık sürecini nasıl izleniyor bir şey çözümlemede? yani bir şey tanımlamak için o onun aslı vaslı nedir? Kudret ne işe yarar diye onu anlatmak istedim. Yani şurdur yeri şuradan başlıyor diye için anlatmadım. Kudret nedir? İlmi vücutları mahluka dönüştürendir. Hasan abi kudret, bir dakika bir şey söyleyeceğim özür diliyorum. Kudret diyorsunuz ya temas etmeden mahluk olamaz. Hı hı. Nereye temas ediyor o zaman? İlmi vücutlara. İlmi vücutlara teması diyor. Vücut o zaman biz illa bir vücut görmemiz lazım. Bundan kudret olsun. Yes, olsun. Evet. Vücut olsun. da değil ki o zaman kudretin yeri. Daha geri de o zaman kudretin yeri abi. Yani taluk ettiği, temas ettiği yer. Hadi bakalım devam edeyim. Vicdan tek başına doğruyu bulamaz. Aydar Aklın aklı vicdandı. Şimdi tek başına bulamıyormuş. <laughs> ha, e, çalkantılı hayatta bize dalgaların içinde dengeli Tutar bizi. Tek başına niye bulamaz? Çünkü mesela kafir, iki tane kafir var. Bir Adem'i küfür. Bir de kabul Adem var. Adem'i kabul var. Mesela vicdanlı var. Neyin? Kabul Adem değil. Adem'i kabuldekilerin var. Ki sonra Müslüman oluyor. Doğruyu tek başına bulamaz. Nasıl şey yapalım, uygulayalım mantığı? Yani bizde iman esaslarına, peygambere denk geliyor. E, kitapsız yani kitap gelmese, Allah o şey yapmasa de onu peygamber ne diyecek bize? Yani vicdan mustakil olsa yani çocuk veya hayvanlardaki gibi olsa fıtriman olur. Yani bir insan düzelmeye, öğrenmeye için ihtiyacı var? Bozulmaya meyil olduğu için. Çocuk bozulmaz, deli de bozulmaz, hayvan da bozulmaz. Onun için düzelmeye ihtiyacı yok. Günah da onun için yazılmıyor. Vicdan eğitilmeye muhtaçtır o da her verilen eğitilmesi lazım. Vicdanda ruhta. Kalbi ve ruhunuzu yaralamayın diyor. Kebairlerle diyor. Değil mi? Vicdaniyat ölmez mi? Ölür. Büyümez mi? Büyür. Küçülmez mi? Küçülür. Genişlemez mi? Genişlenir. Ha. Tek başına olmaz. Ne yapar o? Vicdan ne ile vicdan olur? Mesela vicdanı bu karpuz gibi yararsak irade var. İbadetle. Başka marifetullah ile. Başka dostu düşmanını seçerek muhabbetullah ile. Demek ki Vicdan tek başına doğruyu bulamaz. Çalkalantılı bir hayatta bize dalgaların içinde dengeli, tutarlı tutmak içindir vicdan. Devamlı üç tane değişken bir dünya içindeyiz. Bakın abiler Gafur'un bir şey getirmişti bana böyle bir şey. Birbirine girmiş böyle şey vardı şahsiyet. Bak değişken bir dünyada, değişen bir vücutta devamlı oynak fikir ve duygulara sahibiz. Üç tane. Değişen bir dünyada, kış, yağ, sonbahar. Değil mi? Dünya güneş gece oluyor. Bu bir. Değişen bir dünyada, değişken bir bedende hücreler her şey değişiyor. Alem emri. Bir de bunların daha ötesinde devamlı tutarlı ve tutarsızlık gibi devamlı değişip dönüşen fikir ve hislere sahibiz. Duygulara sahibiz de demiyorum. Bak birbirinin içine girmiş böyle. Bir helozonik yay gibi, denyanı girifti gibi böyle. Böyle bir şeylerde, elin niçin söylüyorsun bunu. Böyle değiş birbirinin içine girmiş değişkende değişmeyecek bir şey tuturmamız gerekiyor ki dengeli olasın. Dengeli, vahidir. Başka olamaz. Yani mesela gemi lap lap, lap 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 oynuyor. Bu değişmemesi için ne direkt koyarlar ağırlığıyla. Ee, peki vahye muhatap olmuş olan onu söylemiyoruz. Vicdan bizi dengeli tutuyor geminin direği gibi. Ama tek başına da bulamaz. Vahiy ile yapılandırdık. Niçin? Yapılandırsın bizi diye. Elma yemeden, elma yemeden elma lezzeti almayı becerebilir misiniz? yok. yok. Ama sonrası olur. olur. İlk önce bir uyarılması lazım. Sonradan uyarılır. Olur. Yemeden yersin. Bunlar ne dedin? Ha? Bunlar ne demek istedin? Biz Olmaz ilk önce uyarılması, eğitilmesi gerekiyor. Ama e, tek başına şöyle bulabilir. Bozulmasan tamam. Ben diyorum ki derslere gelmeyin, okumayın diyorum. E, eğitilmene gerek yok ama bozulmuyorsan. Bozulmamışsan. Yani akşam derse gidelim mi? O gün bozulmamışsan gelme. Gerek yok ki. Ha. eğer vicdan eğitilmesi lazım şey gerek yok. Ne zaman vicdan bozulmamışsa, vicdanına zarar görmemişse. Tamam? bozuluyorlar. Diye evet, adeta kotlanmış da olmuyor. Adeta oto kontrol vazifesi yapıyor vicdan. Vicdanla kendi kendini yargılama fırsatını almış oluyoruz. Acayip bir şey. Kendimiz kendimiz de yargılanabiliyoruz. Kendisini kendisini yargılıyor, hesaba çekebiliyor. Bak, kendisi kendisine seyahat edebiliyor. Kendisi kendisinde seyahat etme şeyi şifreyi veriyor. Gir diyor. En büyük biz kendimizin bize kendimize ihaneti kendimizin kendimizde seyahat etme fırsatı vermiyoruz. Vizesini vermiyoruz. Çok bir daha söyleyeyim. Kendimizin kendimizde seyahat etmemize, kendimizin kendimizin yapılandırmasına kendimiz fırsat vermiyoruz. Acayip bir şey ya. Bunu tabii nasıl anlıyorsak ne bileyim. Beni hissen etkiliyor bu. Kendim kendime siyahat etmeye, yapılanmaya, tanışmaya, anlamlandırmaya, kendim kendimde dolaşmaya kendimden viz almam lazım. Vermiyor bana. Nasıl yapıyor biliyor musun? Sıkıldığım zaman bir alarmdır. Arabanız bağırsa, sokaktaki araba, ne yaparsınız? Alarm bağırdı. Camdan bakarız değil mi? Ne varsa, bana ne ya? Yani arabanın alarmını duymamışlığa geçer miyiz? Müziği açarız veya gürültü yaparız onu duymayın. Mı yaparız cama mı geçeriz? İşte sıkıldığımız zaman vicdan biz televizyonu açıyoruz. Videoyu açıyoruz. Bilmem ne açıyoruz ki bu sıkıntı bir konuşmak sestir Alandır. duymayın bunu. Ne kadar tuhaf aynı bu. Çok garip bir dünya. Yani böyle okudukça <laughs> bana geliyor ki bu anlatılanlar hakikaten bizde var Bunlar var mı? Et ve kemik zannediyordum. Et ve kemiği ne güzel ustat misal verdi ya Rabbi ya. Allah'ım şanına yakışır gibi bir muamele et. Demiş ki şu bina var ya bina. Dün derste de başladı. Şu bina içinde oturan erdin sen. Farkı düşünebiliyor musun abi şu bina ile kendini? Bir hayal eder misin? Fark. Bina senin cesedin. Şu anda oturduğun yer. Ama sen ise başka yerdeydin ya biraz önce. Ha işte o binada oturan. Farkı görüyor musun? Vicdan hissi güçtür. Güçtür. Yok yok aynı yerdeyiz. Aha. Bak buradayız vicdan hissi güçtür. Akıl ise kuvve gücüdür. Aa. Akıl ya. Kast Aa, dokunma geldi. Bak görüyor musun? Dokunuyoruz. Dokunma duygusunu kaybeden insan sıcağı soğuğu nasıl fark etmez ise vicdanını kaybeden beden de doğru ile yanlışın farkına varamaz. Yani dokunma duygusu gibi. Evet dokunma duygusu gibi his evet. Yani hissetmez artık. Vicdaniyatı yatış şey yapınca acıyı, sururu, neşeyi, saadeti, sevinci hissetmiyor. Ya nasıl oluyor şu çocuk bunu nasıl acısını hissetmiyor? Hissetmez. Veya bu karısına eşine nasıl zulmeder? Veya bu kadın kocasına bu nasıl yapar? Vicdani hissi. Dokunma hissi olmayınca öyle dokunma hissi yok. Ne anlar ki? Mesela ben kendi şeyimi söyleyeyim. Hem doktora da şey malzeme vermiş olayım. Veya be, çok 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 üzüldüğüm zaman çok. E, ben de şu olur doktor çok. Hemen oradan anlarım. Sol elim ama sağ elim değil. Sağ elim şey sol elim tamamen o bir saat içinde belki on dakika içinde kabuk atar. Ve şu bölüm var ya şu küçük. Veya bazen bu uyuşur. Arkalı önlü değil. Sıf yüzeysel. Şu uyuşur. Ee, hemen modumu değiştiririm. Hemen ne var yapıyorsam değiştiririm her şeyi. Başka bir şey yaparım. Bazen çıkar gezerim, bazen şey yaparım. Bu et olur mu? Kalkar mı? 10 dakika içinde bu kalkar. Kalkıyor et. Böyle koparıyorsun yani. Böyle yani kalkıyor. Ve şu bu. çok bakıyorsun şey. Niçin söyledim? Dokunmayı hiç hissetmem. Şu iki tane şu olunca. O belki de anlık veya günlük oluyor en fazla. Şimdi Dokunmayı kaybeden insan doku, e, dokunmaktan zevk alamaz ya. vicdaniyatını kaybeden hissini kaybeder. Peki nasıl kaybeder? Seyrettiklerimizle, e, seyrettiklerimiz, dinlediklerimizle. Eh, kulak direkt aşağıya gidiyor. Bu edeceğiz de var ya. Vala semihi vala ebsariyim. Yani ilk önce semi kullanması göz direkt kafaya bakarken kulak direkt aşağıya bakıyor. Şimdi devam edeyim. Nasıl fark etmez ise vicdan e, vicdanını kaybeden de doğru ile yanlışın farkına varamaz. Yani ya buna nasıl oy veriyor? Tarafkirliğini kaybeder. Çünkü his neydi vicdandaki his? El hubbu fillah vel buza. Allah için dost Allah için düşman sistemi üzerine kurulmuş his o. His neyle çalışıyor? Yani yöntemi nedir? Dostluğunu Allah'a göre, düşmanını Allah'a göre yaparsan. Ne olur? Muhabbetullah olur. Allah o zaman seni sever. Bana göre yaparsan yöntemini ben seni sevdiğim gibi. Vicdanı e, yargılanma kendimizi kendimizin saygınlığını artırır. Vicdanı yargılanma var ya kendimizi kendimiz ne yapar biliyor musun? Kendimiz kendimize saygınlığımızı artırır. Abiler bunlar inanın itimat edin şey için demiyorum. lafak fahvera yani bu akılla yazılan şeyler değil bu. Bu ilhamdır yani. Bakın vicdanımız bak eğer ilim şey bilgi kendi üzerine dönerse ilim olur kendi üzerine dönerse yani e, vasıfsız irade nedir demiştik yani tezahürsüz irade yani tezahür etmeden irade nedir bildiğini bilmektir ama tezahür nedir seçmektir farkı görüyor musunuz iradenin mülkü iradenin melekutuna bakın bunu yazar. iradenin mülkü nedir seçme harici bakar Haritsiz iradeyi biz şimdiye kadar öğrenmemişiz. Söyleyin bana iradenin eylemsiz hali nedir? İrade hep seçme diyoruz. Seçilecek şey yoksa subuti sıfatta duruyor. İrade ne işe yarıyor? Seçilecek şey yok. Melekut tarafı nedir iradenin? He doktor? Kendi kendine döndüreceksin. Eğer hariçteki mevcudattaki bu varlığı insana taşıma yöntemi ile bizde ortaya çıkana bilgi. Bilgiyi bilgiye dönüştürürsen, bilgi kendisine döndürürsen yani bilgisiyle bilgisini yargılar, sorgular anlamlandırırsa ilim olur. İlim olur. O farkındalığı olursa ona, bildiğini biliyorsa, bilgiyle ilmi ikisini de beraber biliyorsa irade olur. Bilgiyle ilmi beraber görüyorsa bildiğini bildi, bildiğini biliyor demektir. İrade olur. Şimdi niçin söyledim? Evet, bildiğini bilmektir e, ee, mülk tarafı ise iradenin hariçteki tercihtir. Arada dağlar kadar fark var yani. Bak bilgi kendi üzerine dönerse, bildiğini bilmeye kalkarsa, bildiğini bilmeye kalkarsa ilim olur. Bilgiyle ilmi cem ederse irade olur. Bunların da bütünselliği olduğu zaman kudretle taluk ederse mahluk olur. Sana o bildiğini bilmekle onu anlamadım. Bil ya mesela bilgi bilgi kendi üzerine dönerse, bildiğini bilirse ilim olur. Bilmek ilim ilimdir. İlimdir. Yani o zaman ilim demek, ey virgül ona dönüşmektir. Bilgiye dönüşmektir. Bilgini, evet, bak ona dönüştün. İlim ona dönüştün. Bu dönüştüğünü bildiğini biliyorsun. İrade olur. Hmm. Dönüşmek ilimdir. İlmi vücuttur. Şimdi burada bizi heyecanlandıran nedir biliyor musun? Vicdanı yani bilgiyi kendi üzerine döndürürsek, yani bilgiyi bilgiye döndürürsek, harici de hariçte nazarı çekip bildiğimizi bilmeye çalışırsak, bilgi kendi üzerine döner. Yani vicdanı, vicdanı kendi üzerine döndürürsek, vicdaniyatımızı vicdan yaparsak, yani mevzusu, vicdanın konusu vicdan olursa, İlmin konusu ilim olursa, der çalışıyorum Risale'den, ilim. İlmin konusu nedir? Yani ilimle çalışıyorum. İlim konusu kendisi. Kendim kendimi. Kendim kendime mevzu etmişim. Eğer vicdan, vicdan ederse, vicdan kendi üzerine döndürürse, kendisine, kendisini sorgulamaya kalkarsa, ne oluyor biliyor musun? Kendimize saygınlığımız artarız. Özgüven gelir. Çok tuhaf. Böyle oluyor mu Hasan abi? Şey demiştiniz ya mevcudatın bana taşınmasına bilgi. Tamam. Evamiri ev, ev tekniği. <laughs> bendeki oluşan hani... E, o dönüşme. İman desek. ilim, iman. Bendeki fark etmek irade yani mümin olduğumu bilmem. O da o da eylemsel halini yaptın sen bunu. E, bendeki harici vücudu İslam. Doğru. Bendeki kendi vücudu hayat o da hani mahiyetini bilmediğimiz imanın mahiyetini Ka bilmediğimiz İşte bir doğru elemsel halini uyguladı işte kanunu yakaladı uyguladı İslam'ı uyguladı. Anladım. Onlar çoğaltı çoğaltı aynen evet. Yalnız ki o beş tane süreç var diye maymun, e, tilki vesaire. Onu biz İslam'a uyguladık mesela. Yat yeter ki kanuniyetini yakala. E, aslında bu çoğaltı çoğalt sözü e, kaçış rampası değil. Kanuniyeti yakaladığın zaman her yere uygularsın. Kişi kendisi, kendisi kendisine saygınlığı arttırır. Ne ile? Vicdana vicdaniyet yaptırırsak. Vicdan kendisine dönerse saygınlığı arttırır. Yani ne anladıksa tabi. Kişi cahil olsa da vicdanı akıllıdır. Dağdaki ninelerimiz, babanelerimiz. Kendi cahil olsa da vicdanı akıllıdır. Çünkü aklın aklı sağlam. Bir şey Şair, şa şairle beslenir. Örf, anane, kültür, gelenekle beslenir vicdan. Onun için aklın aklıdır. Kafası cahil olsa bile vicdan akıllıdır. Şimdi söyle. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Gayb, gayb bakışıyla. Mes misal ya. Ha. Şimdi bu vicdan hiç tiyo vermiyor. İşte hiç tiyo vermiyor. Gaybden hiç bir şey söylemiyor. Ezele, ebede yani bütün her zamana baktığı halde. Niye demiyor? Diyen kim diye merak etmiştim ben. O evet. niye demiyor? Diyor mu ki? Diyor tabii. Sana demiyorsa e, herkese de demiyor değil ki. Bak sana da diyor. Şimdi bak dinle. Şimdi senin bazen aklın yaptığın düşündüklerini bak dediğini göstereyim. Sana da diyor da. Sen bazen ona pişman olmuyor musun? Evet. İşte o vicdan yapıyor işte. Vicdan aktif. Ötelerden almasaydı Buranın ifadesi olan aklına aklı akıl hocalığı yapmazdı. Mesela efendimizizizizde hep o 25. kare gözümün önünde geliyor. O kitabı hareket ettirirken oraya bakarken az daha o tarafa, az daha, az daha, az daha bunu vicdan mı diyor abi? Vicdan da diyor, Onsuz Ondan da diyor. Evet, çünkü bak şimdi buraya göre mesela o e, mayayı satarken onları onları satmak bunu da böyle yap akıllılıktır. Evet. Ama vicdan diyor ki yapma, hmm. bu bozulmuşu verme. Sana bunu söyleyen vicdanın o oraların ifadesi. Hani çalışmıyordu. Farkında değilsin ya. Yani. Veya tanımlayamıyorsun. İşaret-i da böyle geçiyor. Bu şekilde diyor imanı kim tarif edebilir ki diyor. Usta da diyor ki tarif etmesi şart değil diyor. Tarif etmese de imanı olduğuna yani imanı tarif edemese daha bu cahil Müslümanlar veya biz tarif edemiyoruz imanı. İmanın olmadığını göstermez. Tarif de istenmemiş ki. Namazda mesela girmek kalbe niyet edilir, lisanla ifade edilir örnekte vermiştim. Mesela geldim böyle adam rüküde. Adam rüküde. Ya ben şimdi desem ya Rab niye teyledim öyle namazın farzını kılmayı duymazım. Önümdeki imama tevcetti ila keşerif diye ne kadar adam kalkacak. Hiçbir şey deme. Niyet öyle namazı farz ve imam. Allahu ekber. Allahu ekber. Çünkü ne yapmadık? Lisanen ifade etmedik. Kalben farzdı. Farzı yaptık, ifade yapmadık. Neyse. Aynı bunun gibi. Yani vicdanın ifade edemeyebiliyorsun. biliyorsun ama e sana zaten eylemdedir zaten. Sana diyor ki yapma. Deme diyor. Demişsen de ya haksızsın be gafur. Diyen o. Ama inkişaf etmemişse bu vicdaniyat yaptığımız zaman geri döndüğümüz zaman özür beyan etmek var ya eşine, dostuna zannediyorsun ki ee, ben alçaldım. Oysa kendi saygınlığını artırıyorsun Zahirde ağır geliyor özür dilemek veya ee, yanlış yaptığını ifade edebilmek. Zahirde işte şeytan aldatıyor ya, vicdan inkişaf edince, nefsi de galip gelince diyor ki yanlış yaptım. Kusura bakma doktorum ben yanlış oldu. O zaman ya ben saygınlığımı kaybedeceğim zannediyoruz. Otoritemi kaybedeceğim. Tam tersine otoriten daha sağlam oluyor. Gözükmeyene doğru kök sağlıyor ağaç. Sonra devam edeyim ve bitiriyorum. Kişi cahil olsa da vicdanı akıllı kefe maaşa maaşla hareket ettirmeyip bir hakikata bağlı düşünen zihinle mesela oturuyoruz evde ne yapalım param var gafur olayım jipim var ağlayayım bu pazarda gezeyim kefe maaşa ama diyor ki dur vicdan diyor hayır yapamazsın bir hakikata bağlı olduğundan insanın zihni yapan irade düşünen zihin o müdahale ediyor. Vicdaniyatta düşüne bunu hayır düşünüyor ya. Vicdan nasıl düşünüyor? Akla hocalık yapıyor zihinle. İrade ne yapıyor? İrade de farkı fark ediyor. Farkındalık veriyor sana. Dolayısıyla sana diyor ki hayır. Ama seni tutan kimse yok. Paran da var, gençliğin de var. Ama bunu yapamazsın diyor. Yapma. Kendi hesabını ve mükafat ve cezasını kesendir vicdan. Ahirette. Kendi hesabını çünkü mükafat ve cezanı sana kesen, faturayı kesen bu. Yani nüken vekilin burada. Soru burada soruluyor, cevap burada veriliyor. Yüzüne öğretmen yazılı bir hafta sonra okuyor ya. İşte soru burada soruluyor. Dünyada geliyor bir haram, geliyor bir fırsat. Mesela polis tam bir fırsat. Devletin olur, halkın şey olur. Adamın cehaletinden mesela jandarma yapmış bizim köyde. Gariban tabii kadına zulmetmiş komşusu. Ya şikayetçi olursan şöyle olur. Kadını korkutmuşlar. Şikayetçi olmamış vesaire yani vesaire. Bak ne yapmış? İstismar etmiş. adam. Peki ne yapacak? O nasıl ödeyecek? Ya yani bunu vicdanı olsaydı yapar mıydı? Yapmazdı. Yapamazdı. Yani bunu mükafat ve cezayı faturayı kesen vicdandır. Etkilenmemesi gösteriyor ki Allah selamet versin. Böyle dalin amin. Paket demiş. Uyanıklık yapmış zannetmiş. Ya Hasan bu vicdan tam nereli ya? Çok tuhafıma gidiyor da şimdi dinledikçe. Nereden besleniyor yani? Nasıl acayip bir şey. Evet. Peygamber'e iman e, iman esasında e, peygamber'e e, şeyle sünnet-i seni. Ha. Şimdi nereden besleniyor dedin ya ona cevap veriyorum. Sünnet-i seni ile beslenir. Nereden besleniyor? İkinci cevabımız içerisinde ne vardı? İrade. İbadetullah ile beslenir. Sonra zihin var. E, marifetullah. E, akıldaki malzemelerle beslenir. 3 his var. Allah'ın düşmanının düşman edinmeyle, hamiyetle. Hamiyet. Ben alim İslam benim. Bu din benim. Beslenir. Yani kısacası örf, anani kültür ve gelenek şairle beslenir bu. ile anlamlanır. Beslenir. Şairle sünnet-i ama bu kendisi ne acaba? Çok tuhaf Vallahi görmedim kendisini tanışmadım da böyle nasıl bir şey boyu postum bilmiyorum. Ya bu beslendiği de hani diyordun evet. ya iradenin kendisine. Evet. Şimdi düşündükçe yani o dedikleriniz beslenmenin de dışında farklı bir sistem. Nasıl anlayacak bağlıyor yani. Evet. Burayla başka bir yere bağlıyor bir koridoru evet. var yani. Haşir Meydanı'nın nüminesi ya kısacası. Haşir Meydanı nasıl bir şey? Ben sana söyleyeyim. Herkes kendi derdine düştü. Nefsini nefsi dediği 124 bin peygamber hepsinin bütün beşeriyetin, bütün varlık katın bir nokta oldu ve artık yevmetüble serair her şeyin ortaya çıktığı ihtina sırata mustakim ve tek bir kişi işte ümmet ümmeti dediği yani haşir meydanı neyse vicdanın o. Besleniyor derken aslında haşir meydanı üstünü mü açıyoruz o zaman? Evet. Vicdan açıldıkça orası oluyorsun. Aynı oraya Oraya yaşıyorsun. Aynen yaşıyor. Aynendir. Anlık haşeri. aynı. Anlık. Devine evet. Evet. Ufak. Canlı yayın. Vicdan al kitabını oku. Kendi kitabın denildiğinde bizim vereceğimiz... Ce ve cevap. Cevaptır. Evet. A kitabın bu. Zaten... Kitabın bu, evet, kitabım bu zaten. Yoksa hiçbir şey bırakmıyor. yok. Haşri buraya getirmek için de anlıyorum ya. <laughs> Resmen mahkeme bu. Aynen, aynen. aynı. Aynı. Hiçbir farkı yok. Fazla sazı yok. Ama kim kendi uyanık vicdanını dinlerse diyor kim uyanık vicdan hiç fark yok. O mahkemeden geçen var mı ya ben geçemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak işte bak o adam dedi ya 7 sene sonra Umit ben diyor bu açılışta diyor merkezi dershanede buraya ait olduğumu hissettim diyor Bili biliyordu aidiyet hissi. bak şimdi vicdaniyet hissetmeye başladı gözüküyor simasını. Yani bu fikirdir bizde şu anda. Ne zorluyoruz? Su, hep niye böyle ısrar ediyorum dersleri bırakmayın, bırakmayın bilsem bile. Su yumuşaktır, o, taşa vura, 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 oya uya şekil verdiği gibi Derslere katır katıla baka işte oluyor, bak kaşır meydanı hissetmeye başlıyor şimdi. Yok kaşır da beni şeyde bırakıyor da <laughs> benim kaşır beni bırak sen yani seninki daha hışır. Seni bırakıyor oza e, eğer bırakıyor gibi olsa e, eylemsiz duramaz o e, fikir daha seninki eğer hakikaten vicdan uyanma nispetin eylemde olur. Çünkü kalbin ve hissin fiil, kalbin ve hissin temayülatından çıkıyor çünkü. Çok garip. Ama eğer his, vicdanın uyanmış şey olmasaydı bu saatte burada olmazdın. Bu saatte burada olmazdın sen. Ne olacaksın? Ki? Ben anlayamıyorum yani sabah sabah. Neye gelsin ki? Yatağından kalkacak. Çoluk çocuğunu bırakacak. Ne güzel kahvaltı yapacaktık çoluk çocukla. Senin çocuklarla. Neye geldi? Vicdan bırakmadı işte. Anlayamıyorsun değil. Tanımlayamıyorsun. Ama var. Aha bu işte. Fiildedir zaten vicdan. Fikir değil ya. Yani. Eylemsel halidir. Çok şükür. Sen... Abi bak bir şey söyledi Hasan abi. Çok acayip bir şey söyledi şimdi bu ya. Diyor ki ben kendi üzerimde yaşadığım için diyorum. Vicdaniyatın diyor dışa vurmasıdır diyor kazanılmasını kılmak diyor. Doğru. Peki dedim bu terkin nasıl tesir ediyor? Telkin olmaz diyor. Oldu. Yani sizin telkininiz de demek ki bu aslında vahiy mağarasını taşıyor. Ya, yansıtıyor. Şimdi mesela kaza namazını nerede soracaklar sana? Ahirette. Haşir meydanında. Şimdi sana soruyorsa vicdan ve eyleme geçmişsen vicdan uyanmış demektir. Kaza namazlı olup kılmayan adam vicdan yattı. O nispetle uyanmamış. Haşirde sormayacak mı kaza namazını? Şimdi soruyor zaten vicdan. Lakaytsan vicdan o nispeti uyanmamış. Eğer cevap vermişsen eylemsel, vicdanın uyanmış, çalışıyor, tıkır tıkır eylemdedir demektir. Çünkü vicdan eylemsel aldır. İlmi vücut değildir. Devam edeyim, bitireyim şunu. Kendi hesabını ve mükafat ve cezasını kesendir vicdan. O söyledi, konuştuk. Hisleri kıblesine koyar, hisler ilkesiz kalır. Bak e, hisleri kıblesine koyar. Eğer vicdan olmasa hisler ilkesiz, ilkesi olmaz. hedefi olmaz, kıblesi olmaz vicdan olmasa. İlkesiz kalırdı hisler. Son maddemiz vicdan içsel alemin yönetim sistemiymiş. Si yönetim sistemi. Vicdan deyince en azından bu derslerde haşır meydan hatırımıza gelecek. Vicdan içsel alemin yönetim sistemidir. Ee, herhalde Windows mu diyorsunuz diye. Değil mi şey? In, bilgisayarda? bilgisayar. Evet o gibi. Örfen peki nedir? Örfen vicdan eylemsel olarak nedir? Topluma uygularsak. iç alemde vicdan. Gaypta haşir meydanı. iç alemde vicdan. E, toplumda nedir? Örfen şairlerle vicdan beslenir. Yani şair İslamiyet'tir. Şair İslamiyedir Doktor. Yani büyük insan kabul edilirse toplum, toplum toplumun vicdanı derler. Toplumun vicdanı şair İslamiyedir. Yani şair İslamiyi darbe vurmak kişinin vicdanına darbe vurmaktır. Kişinin vicdanına darbe vurmak kaşır meydanını ortadan kaldırmaktır. Yani, Devam yani, ediyorum. Bir evet. Direkt bunu yapıyor. Bazı alimlere göre 6 yaşına kadar as asliyetini kazanır, yapılanır. Onun için 6 yaşına kadar istediğiniz kadar çocuğa yükleyin. Hepsini alır sakın e, boğulur, yetmez, boğarım, e, kaldıramaz deme. İstersen 70 tane yabancı dil öğret. Onun için fıkıhta 7 yaşına kadar aklı meleke gelene kadar baba bir çıraklık bir yerde çalıştıramaz. Çünkü 7 yaşına kadar altyapısını yaptır ona. Vicdaniyatını oluştur ve o yapı imiş 7 yaşına kadar. Bu bilgi çok önemlidir. Bu bilgi söylediğim şu anda söylem İmam Azam'ın sözüdür. İmam Azam işte adında ye aklı meleke bakkala mesela şey yapılmıyor yani. Aklı melekesi yok. Parayı verir çocuk sonra ister bakkaldan. Biz ne yaparız? Malı alır sonra parayı veririz. Çocuk ne yapar? Parayı verir sonra bisküvitini alır. aa amca bundan ver. Ne verecek? Atar parayı oraya. Aklı melekeye gelmiş. Onun için yapılmaz. Ticareti gönderilmez diyor. 6-7 yaşına kadar hard diskini şey yapacaksın? Mesela araba yeni sıfır aldın. Herkese açtırılmıyor. Yani motor açmayı usta olması lazım. Düşük viteste gaza çok basacaksın. Motor açılsın diye. Kısaca motordan da söyledim. Yani alimlere göre 6 yaşına kadar asliyetini kazanır. Yani bizim ustadımızın tabiriyle yeni sahip diyor, kazanımları diyor. 1 yaşına kadar validelerin, validemin telkiniyatıyla vicdanımda oluşan o çekirdeklerin inkişafıyla oldu diyor şimdiki hayat. O bir yaşında, bir yaşına kadar İmam Azam diyor altı yaşına kadar devam eder bu. Mesela Hz. Ali radiyallahu 26 yaşına kadar insanın gelişimi, bedensel gelişimi devam eder. 26. Boy, post falan, böbrekler, dalaklar. 26 yaş. Ondan sonra tamam. Karar kalar. 6 yaş, altyapı oluşuyor. Daha altı yaş olmamış çocukları olanlara duyurulur. Yani çok dikkat et onun yanında. En büyük iyiliğin ona, onun yanında namaz kılman, onun yanında Kur'an okuman, onun yanında iyi şeyler yapmandır. O bir baba, anne babanın çocuğa verebileceği en büyük sermaye budur. 6 yaşına kadar onun yanında bunları yaptıktan sonra diğer zaten ondan sonra korkma yani. O hayatı onun üzerine kuracak. Bozulsa bile ani ve fanidir. Geçici rüzgarların tesiriyledir. Aslına bulkullu yamelu ala şakile aslı fıtratıyla hareket edecektir endişen olmasın olursa. Şimdi ben burada bunu şey yapıyorum. Şimdi vicdan şeyini okuyorum. Daha biraz da gidelim abiler. Da ısırma oldu. Sayfa kaçtı. Ha, burası okulmadı ya. Hilkatın e, ve en mükeremi olan ruhu beşer yani Allah yarattıkları içinde en mükeremi insan ruhudur. O iki nokta olmasa en sufli en berbat bir mahluk olur. Nedir o? İki nokta. Nokta istinat ve nokta istimdat. Yukarıda ne diyor? Bak. Fıtrat ve nokta istinad ile vicdanda nokta istimdat iki hakikat zaruriyedir. Fıtratta nokta istinat, vicdanda nokta istimdat aktif oluyor. Halbuki kainattaki hikmet ve nizam ve kemal bu ihtimali reddeder. Ne çıkarttık? Fıtrat akla, akıl da hikmete bakıyor. Vicdan, zîşûra, zîşûla kainattaki nizama, hilkat yani hilkat kalem ile masa, insan eşittir hilkatte. Halik yaratmış, biz mahlukuz. Mahlûkiyetçe til eşitiz. Onun için hilkatın en büyük gayesi, fıtratın en yüce neticesi diyor 20. mektupta. Bunu çok sorarlar soruyorlar kardeşlerim benim. Diyor ki hılkat ile, ile fıtrat arasında ne fark var? Hılkatin en büyük gayesi, fıtratın en yüce neticesi. imanı billahtır diyor. Yani hılkat Allah kalemi de masayı da beni de yaratması yaratılış itibariyle eşitiz. Yaratılmışız. Bu hılkat. Hı hı. Ama bu kalem ben insan bu fıtrat. Bunun fıtratı köpek, bunun fıtratı kedi, çiçek. Ben bu. Yani bu fıtrat. O zaman hılkat ruha, ruh da kainattaki kemalata bakıyor. Demiştik, okumuştuk, konuştuk bununla. Ben sayfaya geçmek için izle okuyorum. Vicdan çalışmadan insan şuur sahibi olamaz. Aklen ilim sahibi olur, malumat ve bilgileri olur ama şuuru çok farklı olur. Olmaz. Yani şuur başka bir şey. Aklı şuur var. Birinci şuur. Bir de vicdanı şuur var. İki. Vicdaniyat nispetinde şuur olur. Çünkü his e, o aşağıda e, vicdandaydı. İkinci şuur neydi? Vicdanın bütünselliğiydi. Bu şuurun inkişafı nispetinde fıtra, fıtratında olur. Fıtrat da noktayı istimdadı ile aleminde alemi gayba pencereleri olur. Yani ee, vicdan ne kadar çalışırsa noktayı istimdat olan ahiret yani beka, ebed sonsuzluk istiyoruz ya imdat diye bağırıyoruz. Ne istiyorsun? Evet. Burada yok. Kim cevap veriyor? Nokta istinat. Şey istimdat. Yani imdadıma verilen cevap neresi? İmanı bir ahiret. Ee, bu bunu kim şey yapıyor görüyor? Vicdan. Oraya kat nedir? Pencere. Vicdan seyreden. Şuuru nispetinde vicda, vicdanı veya vicdaniyatı nispetinde şuuru, şuuru nispetinde alemi gayba nüfus eder. E, şuuru nispetinde, dimadaki şuur var ya, güçlü oldukça vicdanı, yapı, vicdanı yapılandırıyor. Vicdaniyatı yapılandırınca vicdanın dört tane e, hakikati var ya, irade, zihin, islatı. Onun inkişafı ile, bütün ile bir hakikat ortaya çıkıyor ki ikinci şuurdur. Yani kafadaki ilimdeki akıldaki bütünsel, akılda kırk küsür madde vardı. Bunların inkişafıyla, ile, bütünselliği ile birinci şuur. Bu vicdandaki zihni e, yapılandırıyor, mesajlar veriyor. Onu da yapılandırıyor. Vicdan-ı niyatı inkişaf edince o dört yapı, irade, zihni, islatife, ı Bunların bütünselliği ile de ikinci şuur oluyor. E, diyor ki, e, şuurun nispetinde kafadaki vicdanı yapılandırıyor. Vicdan yükseldikçe şuuru artıyor. Şuuru arttıkça ne oluyor? Alemi gayb oluyor. Seyrediyor. Tamam. Şimdi geçiyoruz okumadığımız yere. Hilkat da ruha bakıyor. Fıtrat akla bakıyor. Şuur vicdana bakıyor. Yani nazm-ı maniyle. Hakikaten öyle. Fıtrat, fıtrat yani. E, ki ben kimim? Buna soru cevap veren, dokümanları koyan akıldır buna ana buna sahipliliği ona dönüşmesi vicdandaki şuurdur. Akıl neyle çalışır? Veya çalışınca meyvesi nedir? Hikmettir. Tefekkürle. Bak tefekkürle Sani Zülcelal'i bilme nispetinde oluyor. Yani akıl çalışınca hikmet imal eder. Hikmet sahibi tefekkür eder. Tefekkür nispetinde de insanda şuur olur. Birinci şuur. Tamam abi Bak aklı Vahi ile muhatap edersek hikmet, hikmetleri ıı, üretir. Sonra hikmet sahibi olan kişi ne kadar hikmeti varsa tefekkür eder. O nispetle de tefekkürü sani Zilcalan'ın bilme nispetinde de tefekkürle birinci şuur oluşur. Çok güzel bir tanımlama oldu burada. Ee, sıralama. Yani yazın. He. burada var ama şu, akıl çalış, vahiy ile çalışırsa hikmet meyvesini verir. hikmet sahibi tefekkür eder. Tefekkürle de Sani Zülcelal'ini bilme yöntemiyle dimada birinci şuuru oluşturur. Sonra vicdan çalıştıkça yani akıldan besleniyor. Aklı da vahi, Vahiy aklı. Akıl da vicdanı besler. Sonra şuuru çıkartır. Meyvesi olur vicdanın. Şuur, ikinci şuur. Sonra bu şuur ahiretin üstünü açar. Ahiretin üstünü açar. Nokta istimdata mazar olur. ahiret iman ayağın olur. Olduğu kadar da insanda Ali ikinci şuur olur. Aman ya ikinci İkinci şuurun demek imani bil ahiret inkişaf ettiği kadardır. Kimin için? Kimin in in inkişaf ettirmişse. Akıl için mi? Akıl Yok için vicdan. Mi Birinci. İkinci şuurda akıl için mi aletin üstünü açmış oluyor? Yok. İlk önce kendisi için herkese dağıtacak o. Şebekeden su geliyor. Tuvalete de gönderecek. Mutfağa da gönderecek. Her yere gönderecek. O değil. Konu o değil yani. Kimin için değil. Ee, bir şey anlamaya çalışalım bunu. Vahiy ile akıl çalışırsa hikmet sahibi olur. Hikmet sahibi olan hikmeti kadar tefekkür eder tefekkürü kadar Sani Zülcelal'i tanımaya gider. Bu Sani Zülcelal'i kafada oluyor bunlar, akılda oluyor, taakkulde. Birinci şuuru oluşturuyor. Birinci şuurun alt zeminlerini söyledim. Vahiy ile akıl, akılla hikmet, hikmetle tefekkür, tefekkürle Sani Zülcelal'i mevcudatta müşahede eder. Yani ağacı bir alim gibi tefekkür eder. Bu da taakulde, akılda birinci şuuru oluşturur. Birinci şuur oluşturdu. Aşağıya dimadaki izan ile vicdana indi. Vicdanı yapılandırdı. Buradaki marifet, marifetullah vicdanda da marifet, vicdanda yer açtı. Tefekkür demek vicdanda mekan açmaktır. Bir daha. Tefekkür aynı zamanda aklı yapılandırırken hani dedik ya ilham kalbe gelince o ilham vicdanda his olur, akılda fikir olur, tasavvurda düşünce olurdu ya. Ha, o vahiy akılda şuur oldu mu? Şuur oldu. Sonra yani tefekkür oldu, hikmet oldu vahiy. Vahiy aklı çalıştırdı. Akılda hikmeti üretti. Hikmet de tefekkür meyvesini verdi. Tefekkür de mevcudatı kitap gibi okudu. Birinci şuur oldu. Orada durmaz o. Buharlaştı. Vicdana indi. Vicdana inince vicdaniyattaki yattaki ikinci olan zihinde tefekkür ne yapar aynı anda? mekan açar. Mekan açar. Mekan açtı. Mekan açınca o mekan ne demekti böyle kafa? Meğer o mekan ahiretmiş. Ahiretmiş. Açı içinde olursun. Ami Miraç bu. İçine girdi. İkinci şuurla da hisap oluyor sanki. Evet. Hisap ikinci şuurla. Mesela akıldan gelince ilk vicdanı neresine vurur? Zi zihnine vurur. Zihnine vurunca alt yapısı olan, alt tarafı olan iradın. İkinci şuur zihinde. Zihinde. İkinci şuur vicdanın bütün. Bütünselliğinde ama zihinde tezahür ediyor. Nasıl ki e, akılda şuur oluşuyor ama dimağın bütünselliğinin sonucudur. Yani sif akıl değil. İltizamdan aldığı, itikattan aldığı, tahayyülden aldığı, tasavvurdan aldı ama orada isimlendirdi. Plak oraya takıldı yani. Doğru. Fakat benim heyecanlandıran şu anda beni heyecanlandıran bu dimada akılda oluşan bir, birinci şuurla vicdaniyattaki zine mekan açtı. Bu mekan demek gayptir ya. Gaybı açıyor. Ondan sonra nokta istimdat dedik laftır. Lafa artık eyleme dönüştü. Nokta istimdat diyoruz. İstimdatı kaldı. Ahiret oldu. Suretten hakikata... Hakikati, aynı surette hakikati seyrediyor şimdi. Değerliğin başında dediğiniz hani imanın sureti, dimadaki ilim fikirde sanki birinci şuurda kalıyoruz. Orada bir atıyor. Sonuç zannediyoruz. Birinci şuur sonuç zannediyoruz. Evet sonuç. Ama şimdi heyecanlanır şu. Şimdi o birinci şuur vicdaniyattaki o marifetullah şey tefekkür marifetullah ile tefekkürle vicdandaki zihni açtı mı? O açılan yer nedir ya? Tamam da neresin? Açıldı neresi bu? Gayiptir, ahirettir. Ahirette de var, sırf ahiret değil bu. Sırat köprüsünde de görüyor. Öyle kişiler var? Cenneti de görüyor. Cenneti de çünkü miraç oluyor. Etkiye ümmeti gitmiyor mu kalbe ve ruhen? miraç nedir? Cenneti de geçiyor. Arş gitmiyorlar mı? Peygamber Aleyhisselam cismen ve ruhen onun etkiye ümmeti arkasına takipçileri nasip olduğu kadar e ne yapıyor? Kalbe veriyor. Yani mekan açıldı. Sif, mekan aşır meydan değil ki. Sırat köprüsü dedir Cennet cehennemi de. Sonra gidiyorlar. Lefi mahfuz. Geylani için demiyor mu? Nadir dahi olsa 16. lemada. Lefi ezeliye muşa girerler diyor. 16. lemada diyor. Lefi ezeliye nasıl girer ya? Giriyor işte. Giriyor işte. Tek tük. Nasıl oluyor 90 sene terakkiden sonra yerdeyken arşaz, arşazamı temaşa ediyor diyor. Ne arşazamı nasıl temaşa eder ya? Mekan açıldı. Oraya baktığını zannediyorsun. Burada oluyor. Oraya böyle bakıyor. Mesela sana baktığımı zannediyorsun. Mesela bazen dalarız ya. Lan bu adam niye bu böyle daldı ya? ya? Nereye bakıyor? Oysa seni görmüyor bile. Hiç görmüyor. Şimdi bu e, vicdan da zinde bizi heyecanlandıran nedir kardeşim? Biz konu mevzu biziz ha. Bizim mevzu bizim konumuz hani bilgini kendi üzerine dönerse bilgiyle bilgiyi yapılandırmaya kalkarsa bu ders bize dönerse işte dönüyor şimdi. Vicdanda zihinde mekan açılıyor. Mekan ne demek? Gayb. Nereden başlıyor? Berzahtan başta. Kabir, berza, haşir, sırat, cennet cehennemden geçer. Arşa çok nadir. Geylani gibi. 16. levhadan söylüyorum. Doktor. girer diyor. Sonra çok çok da nadir arşa azamı diyor seyahat eder. Fena filla gidiş anlatır be kabilla muvaffak olan dönüşü anlatıyor. Arş azamı diyor temaşa eder yani. 90 sene terakki Ne yaptı? Açtı yani. Sa sana bakar gibi böyle bakar ama o seni hiç ba sana bakar ama seni görmez. Sonra ya çok tuhaf şeyler ya Risale'nin Bu <laughs> Boşuna uğraşmamış eli dağlar böyle şey. Anlamışlar adamlar yani. Fark anlamışlar yani. Hiç tefekkür, hiç tefekkür edemedi vicdanın da zihnin hiç mekan açamadığı dersler. onun alemi Adem oluyorlar. Yani. Evet. Ademe düşüyor. O halet zaten ceh cehennem. O ademize. Abiler biz bu dersleri, bu enfusi dersler. Normal cumartesi dersleri demiyorum. Ama dün akşamki bir seri ve bu, bugünkü dersleri itimat edin. Bu asın insanın hedef almış yapmıyoruz. İkisinlikle yani e, bu asın insan olsaydı, bu asın insan toplama yöntemi de olurdu. Onlara bugün konuşacaksın. Taleplerini talep gibi konuşursan dolar. Öyle değil. Bu hurda haş olmayacak bu dersler. Bu giderse gelecekteki doktrin, gelecekteki basacaklar Risale-i Nur, hayat nizamı, okuldaki esas bunlar malzeme olacak yani. Nasıl birinci şuur, ikinci şuur. Külliyatta bunlar tanımlanınca nasıl ki E=mc kare Einstein dedi ama burada bütün matematikçinin, bütün ülemanın hissesi var. O sözcüdür, Cumhurbaşkanı sözcüsü gibi ifade etti ama onun bilgisi değil o. Ona ilkokulda katkı sunan, ortaokulda katkı sunan, sinüs kosinüs, tanjant, kontajant yapan, bulan, matematiğinde sıfırı bulan adamın da ne var? E eşittir, MC karede hissesi var. Bu derslerde hisse olacak. Basıp çıkacak. Gelecek nesillere bunlar. Bu aslında insanları değil bu tersi muhatabı bu. Ee, burayı değiştirmişiz. Aklın şuur, Allah'ı bilmekle, aklın şuuru, vi, akli şuur, he evet birinci şuur, Allah'ı bilmekle inkişaf ediyormuş. Vicdanı şuur ise ahireti bilmekle inkişaf ediyor. Veya e, vicdaniyatımız arttıkça ahirete imanımız artıyor veya ahirete iman arttıkça vicdanımız artıyor. Birbirini iş yapıyor. Ee, birinci şuur ise Allah'a amentü billah'taki nokta istinad olan Allah'ı bilmek nispetinde Kur'an'la vahiy ile e, birinci şuurumuz oluşuyor. Ee, Hat Allah alem vicdanda. Hat diyor ya. Hat yani suratlı bir şekilde intikal. Ne demektir o manası? Şöyle diyor. Ustad kendisi söylüyor. Şimşek gibi ''Surat intikaldır. Daima onu tahrik eder. Yani şimşek gibi yani mekan ve zamansız yapmaz. Vurur gider. Hat böyle bir şey söylendiği zaman Ustad başka yerde de hadsi yetiştiren şeydir diyor şair. Şair olduğu için, şair de vicdanı beslediği için hat Allah ale vicdan yaptır. Bu nükteleri bildikten sonra şu burhani Enfüsü olan Bak burhani enfusi olan enfusi. Vicdana müracaat et. Hani derler nereden çıktı bu enfusi Osman? Nereden çıkmış? Bu nükteleri bildikten sonra şu burhani enfusi olan vicdana diyor. Burhani enfusi olan vicdana müracaat et diyor usta. Biz de müracaat ettik. Adam diyor ki niye ne enfuslarla uğraşıyorsun? Müracaat et diyor usta. E, sonra neymiş? Ettik. Neymiş? Vicdan. E oraya ettik. Diyor ki hadsin muzaafı olan. Hads neredeydi? Vicdanda. İki kat çıkarsa ilham. İlham nerededir? Katta olur. İlham olur. Yani hat katlanırsa ifan ilham olur. Ustadın söylediği bu kırmızılar bana ait değil. Ha? Kırmızı metindir. Öyle mi abi? Dur. Aslına bakayım abi. Şeyde geçiyor. Aynı orada da var galiba. İnce Mesnevi'nin öyle 254. sike Tasdik Gaybiye'de de var. Evet. Abi devam edelim bakın. Hat muzaaf olursa. iki kat olursa. ilham olur. Yukarıda demiştik ki hat yeri yapalım. Allah. Ya. Ha, bak. Behçet. Ne nimet değil mi? İnsan keyif veriyor. Sonra bu hat vicdandaydı. Vicdan. Ha, muzaf olunca ilham bu da kalpte olduğu gibi gözüküyor. Sonra meylanın muzafı olan meylan arzu olurmuş. Meylan. Bu da kalpte meylan. İyiyim. ihtiyaç işte yakın cizap meyil. Arzunun muzaafı olan iştiyak, bu da kalpte. İştiyakın muzaafı olan aşk-ı ilahi. Allah Allah. İştiyakın da muzaafı olan aşk-ı ilahi. Bakayım nereye götürecek merak ediyorum. Tamam bunlar ne oldu da. Aşk-ı ilahi nedir? Onu daima marifeti zülcelale sevk eder insanı. Şimdi bakayım şey yapar mı? Ha yapmaz. Ben bunu istiyordum zaten. Bak abi. Bu ne demektir? Bu çizgi şu. Hep bunların sonucu. Bunların sonucu şuymuş. Şu fı fıtrattaki fıtratta ne var? Hilkat değil. Fıtrat. İncizap ve cezbe var. Yani hemen çabuk olsun neydi diye kafa yorulmasın diye. İncizap çekilme harici bir yeri gösteriyor. Cezbe ise çekme, merkezi biziz. Bir hakikatı cazibeden iledir. Yani bir cazibedar bir hakikat yoksa niye çekileyim ki? Veya benden daha kıymetli bir şey yoksa niye çekeyim ki? Yani bir şey çekecek seni veya çekileceksin. Yani şey gibi, enes kutupları gibi mıknatısım böyle. Çekiliyor, itiliyor. İncizap yani ne demekti? Çekilme. Çekiliyoruz. Merkez biz değiliz. Pergelin ucu neresi? Allah'a imanla oluyor. Çekim merkezi senin dışında. Çok acayip ya. Böyle bizde çalışıyor ha bunlar. Çekiliyor. Beni mesela şu anda heyecanlandıran, çekindiren harici bir kuvvetle oluyor. Dahil de olmaz bu. Olmaz. O şefkin olmaz. Çeki, çekilmese, incizam olmasa bunun adı Risale'de ne deniyor? İnayet. Veya başka bir şey de deniliyor. Yani. Hatırıma gelen o. Sonra cezbe ahirete imanla. Çeki merkezi sensin. Onu şey yapıyorsun. Allah seni onaylamasa onaylayamıyorsun. Allah seni onaylarsa, Allah seni cezbederse, kendisi cezbederse, benden cizap olursa, Allah seni onaylanırsa, onaylarsa ahiret onaylıyorsun. Liyakata göre yapıyor. Yani o kadere geçme şimdi. Yani bir nevi huzura kabulün olan namazı mesela ruh huzura kabul edilirse beden arzına namaz kılar. Aynı bunun gibi işte. Onaylanırsak biz de ahiret onaylayabiliyor. İnci sap olursa cesbe oluyor yani. Çok acayip ama sormayacaksın. Yanlış şükredeceksin şimdi. O kader mevzusu değil. Kader hali ve vicdanıydı. Yani onaylandığımız için ne kadar şükretsek az. Namaz kılan onaylanıyor. Sani Zülcelale, celale e, ee, dört mü demiş? Dört burhandan bir biri vicdan olmasının dört Sani Zülcelal'e dört Burhan'dan biri ne demek? Dur bakayım. Vicdan olmasının hikmetlerinden. ha Sani Zülcelal'e dört tane ya. Akıl, vicdan, kalp, ruh herhalde o mu? Yok. Kainat. ya yani. i Ekrem Aleyhisselat'ın. Şu kitabı kebir, kainattır. Birisi Resul-i Ekrem Aleyhisselat'ın. Ha ha ha. Dört Burhan'dan tamam. Bir tanesi vicdan-ı şiş yurdur. Şey vicdan-ı şiş Ha ha. <laughs> Sani Zülcelal'e dört Burhan'dan biri vicdan olmasının hikmetlerinden. Neymiş? akıl gözünü kapasa da vicdanın gözü daima açık olsun diye olduğundan vicdan burhani enfusidir. Onu ispat etmek için kullandık bunu. Burhan vicdan burhani enfusiymiş. Enfusi burhanmış. Vay be. Ee, acaba orada mıyız şimdi bakayım? Ee, yani veya izaha da hiç şey demek gerek yok. Çünkü her şey bedi. Ne anlama geliyor bak? Emir davir. münafık çünkü buna itikatsızdır dima, kapsızdır malum. Bak, münafık nereleri taruma etmiş, tarumar etmiş, duman etmiş. İtikatsızdır. dima. hali gitti. Kapsızdır gitti abi. Vicdansız gitti. Üç tane gitti. Peygamber aleyhissalatü ve aleyhindedir. Şimdiki bazı zındıklar gibi bir şey kalmamış. Örf anane vicdan gitti deyince o gidiyor. Çünkü şairle, şair demek evet, toplumun vicdanı nedir? Bizdeki vicdan. Bizdeki vicdan toplumun vicdanı, toplumun vicdanını ne ile beslenir? Şair. Usta söylüyor. Toplumun vicdanı şair ilahiyedir. Şair İslamiyedir. Evet. He. Evet. Toplumun yani şair İslamiye, şair İslamiye e, toplumun vicdanıdır. Evet. E, şair İslamiye. E, o şairle de bizim vicdan besleniyor. Adam vicdanı bozması için şairi bozması lazım. Ya. Yani bu bildikçe e, insan şey yapıyor duramıyor ama durduracaksın işte o duygunu. Cahil olmak bazen de tövbe estağfurullah yani nimetli böyle. Çünkü hamiyetin olmuyor böyle uyuşuk oluyorsun. Vurdum duymaz oluyorsun. Ne yaparlarsa yapsınlar. Oturuyorsun evde odanda video seyrediyorsun ya karışmayın. ne karışıyorsunuz ya oturunuz oturunuz kıl namazınız tipler oluyor. Ee, ama ama inkişaf ettikçe bunlar hak ettikçe vay be toplumun vicdanı şair İslamiyedir. Bizde vicdan neyse toplumun şairi aynıdır. Şair insandaki vicdandır. Aynı. Ee, adam bunu yok etmek için onu yok ediyor. A eşittir B eşittir e ise B eşittir A. A bir tanesi yok etsen ötekisi de yok olur. Tamam. Işaret... Efendim. Ya bu zamanda nasıl yaşamış bu alimler yani değil mi abi? Yani Al yaşayamamışlar. Şeyde itikatsızdır diyor. Yani dimasızdır. Dimasızdır. Yani vahiy kapı kopuk, kopuktur. İddasız. Peygamberin aleyhindedir ilginç. Yani üçünün hani birbiriyle bir tersi evet. yok diyor. Sanki Ruhsuzdur filan demesi demesinler. E giyken bekliyordum. He ama peygamberin aleyhindedir dedi. Başka bir şey dedi yani. Şey ikileme iki. iki. Yani burada ben e, bir ruhu beklerken yani evet. ta artık ruh şey bir yaşantıyı nasılsa uçkuluk ve mide yani bir ya, beşeriyeti var. Hmm. Ruh ruhu ruhu be, ruh beşer diyoruz ya. Ruh insani de söylüyor. Ruh beşer diyor. Ruh insani yok. Ruh beşer var. He yani o şey Artık hepimiz düşünelim abiler. Ba bakar mısınız şuraya? Ee, Tam bu bir. Bundan ben akla bakıyor. Dimasız. Bu kapsız diyor. Bu da vicdansızdır zaten söylüyor. Burada ne bekliyorduk? Ru bekliyorduk yani. Ama değilmiş yani. Ee, zaten çatısı ru. Bu çok garip bir şey yani. Ha? Yani niçin izah edilmedi? Durdu kafa. Hani sormuş ya bilgisayara. Ne yapıyor demiş? Bilgileri sayıyormuş çok. İyi saysın o zaman demiş. Ne var ne yok demiş. Ne yok ne var. Yok yokları sayacak. Adam durmuş. Hani durdu kafa. Yani bunu peygamberi şey yapamadım yani. İşaret edeceğiz 29. Bunu da şey yapamadım yani. Hulasa o şahıs evvelki vaziyetinde vicdan vicdanındaki o dehşetli ve vahşetli ve korkunç. Ee, o şahıs evvelki vaziyetinde vicdanındaki vicdanda ne varmış? Dehşet, vahşet, korkunç. Abiler hani var ya o iman olmayınca 632 sözlerde var ya insanın o zulüm attığı, dehşetli, vahşetli, safari diyordum Afrika'da şöyle hangisiyle ölecektik? Oraya helikopterle bir aksalar timsah saldırdı sırttan falan. Hani o anda insanda oluşan üç tane şey vardı. Dehşet, vahşet, korkunç var ya. Dehşet, vahşet bir de bir şey diyordu o zaman. Başka bir şey diyordu korkunç yerine. Vahşet dehşet, vahşet, kalak, kalak, evet. Zulumat. Ha, yut, zulumat, yeis. Yedi tane. Şimdi bak hele dehşet de vahşet. Çok korkunç şeyler ya. Ee, o oluşuyor vicdanda. O kadar acayip bir, bir dünya ki yok yeryüzünde. Yeryüzünde kendisini ifade edecek bu. intihar. Nasıl bir şeyse yok yeryüzünde böyle bir şey. Yaşanacak bir yer yok. Burası Arnavutköy. Orası Bahçeli Evler. Hani burada böyle bir şey var ki yeryüzünde böyle bir memleket yok. Nasıl kaçacak oradan? Buraya nasıl gelecek? Buraya gelmek istiyor. Buradan çıkmak için. İntihar ediyor. Buradan kaçış yolu başka yok. E, Bütün onlar kapalı. Ancak intiharla çıksın. Şuraya bak. Hayat içinde hayat. Dünya içinde dünya. Davut görüyor musun? Dünya içinde değil. Allah Allah. Hayal etmeyin de intihar çok korkunç bir şey değil mi? Bu çıkış yoluysa kendisi nedir? şey vicdan böyle korkunç dehşet zulumatlı yani korkunç Ağlamış şiddetten yani bu bu şiddetli elemlerden ağlam elem çoğul kurtulmak için ne yapacak şimdi bundan kurtulmak için ne yapacak teselliler ile hissini iptal hissini iptal edecek kesecek mesela dişide adam iş yapacak uyuşturucu koyması lazım veya Sinirleri kesmesi lazım. Yani onu hissetmemek için niye şunlara buraya gidiyorlar? Yani o damarı kesmek için. Yani ameliyathaneye gidiyorlar. Diskolara, birhanelere, şuralara, buralara gitmek sinir tellerini kesip diş ağrısını dişin ile ağrı olmaz. Bu dönerli fırçayı kullanırsan dişin aşınır. En ufak soğuk sıcakla Kamaşır. Soyulmuş demektir diş. İlle diş ağrısı değil. Bak, inceleşmiş. Bu sefer ne yaparlar? Hissetmemek için sinirleri kesiyorlar. Sinirler nerede kesiliyor? Ben gördüm ameliyathane. Sinirler e, hissetmemek için meyhanelerde, şuralarda, buralarda. Meğer orası doktor, sen bilmesin o, o hastane. O sinirler kesme yeriymiş. Hissetmemek için. alam şedideden, şiddet elemlerden kurtulmak için iptaliyiz. Tak. Sonra sarhoşlukla o halleri unutmak ister. Ya sarhoşluğa kesemedi. Herkes kesemiyor ki muvaffak olamıyor. İnsanlığı durmuyor yani çalışıyor. O zaman şey yapacak. Adam gündüz şey gündüz sabah gündüz yatıyorlar. Gece içiyorlar. Gündüz içemezler o kadar. Çok garip. Yani reisleri gece içerler, ayakta olurlar. Psikolojik rahatsız olanların Kur'an'ın fıtrattaki lisana ters yaşadıklarını gelse şu olur. Ve canla ne olmak subata? Ben diyor gece istirahat örtüsü yaptım diyor İlfan. İstirahat örtüsü yaptım diyor. Ama biz istirahat zamanında çalışıyoruz. Yani sabah ders çalışıyoruz. Veya film seyrediyoruz. Veya bilmem ne yapıyorsa. Ne yaparsan yap. Yaptın yanlıştır. Ne yaparsan yap. Abi sabah kadar mutala ediyoruz. Vay ne meziyet. Biz dershanede e ee, dershanelerde yapılıyor. Sabah kadar muzakere yapıyoruz. Tamam. Sabah ne yapıyorsunuz? Akşama yatıyoruz. <laughs> ya. Oldu mu? Allah diyordu ki gece istirahat örtüsü yaptım. Peki bunlar ne oluyor? Aleleksel psikolojiler, psikolojiler Çünkü niye? Nerede biliyorsun? Fıtratta öyle yok fıtrata demiş canına mı İstirahat örtüsü yaptım. Ha. Şimdi niye bunları konuşuyoruz? Kardeşim ben kimsenin hedefimde değilim. Kimseyle meşgul olacak zamanım yok. Ben kardeşlerimle meşgulüm. Kendimle meşgulüm. Siz ve sizin çoluk çocuğunuzla meşgulüm. Yani elinizden geldiği kadar gece yatırın. <laughs> Ayakta olmasın. O abi muzakere yapma muzakere. Okuma. Gündüz yap onları. Yat. Ondan sonra yap. Ondan sonra Yatma. Evet. Hafızlık o zaman oluyor. Ben mesela bugün acayip geç yatamadım. Kalk okuyacaktım. Uykum yok. Yani koca ağır bir dersten çıktım. Olmadı. Ne olduysa bilmiyorum. Yatamadım. Adamı çok mu deşifre ettim adamı? O mu yatırmadı? Muhtemelen o. Yatırmadı bugün. Şeytanı yani kastediyorum. Sonra ama yatacaksın dedim. Ondan sonra biraz meşgul oldum. Şey, hiçbir şeyle kafamda Gitmişiz. Sabah namazından sonra Hüseyin diyor ki yat diyor. Hiç kusura bakma yatacağın zaman yatsaydın. adına o kadı öylesi uykum oldu. Yatmayacaksın lan dedim. Namazdan. Yatmayacaksın Baktım ki götürüyor. Düş al lan şimdi. Ya niye yatmadın? Eğiteceksin uykunu da. Onun için söylüyorum. Özür dilerim. Afınıza sığınırım. Ben sizin kardeşinizim. Anlatmam lazım. Tuvaleti de eğiteceksiniz. Gelseydin diyeceksin. Şimdi ikide bir bekle. bekleme. Çık. Ya gelir bir şey var. Hayır. O işi de eğiteceksin. Çocuk bile öğretiliyor ya. Tuvalete çok durmanın sebebi eğitilmemektendir. Bekleme. Sonra ciddi ihtiyaçın olursa gidersin. Tuvalet de eğitilir, uyku da eğitilecek. Gelseydi. Yaşın yatılmıyor. Gündüz yatarsan Niye yatıyorsun? Lan fok balığı gibi 11'lere ler, 12 12'lere kadar yatıyorsun. Tabii ki gece yatan gücü gece uykum yok. Ya ne olsun ki ya gündüz yatmışsın zaten. Zorla yatmamak için. Zorla. Hayır düşe gir. Çık dışarıya. Bir şeyle meşgul ol. Yatırma ya kendi kendini. Çocuğu yatırma. Bak gece nasıl uykun geliyor. Bak ne yaptın? Gece beni yatırmadı. Sen misin yatırdın? Yatırmadın. İyi. Sabah namazından dedi ki sonra dedi ki yat dedi. Hiç kusura bakma. Yatmayacaksın. Aynen öyle dedim. Baktım zorluyor. Gücüm yetmiyor. Banyoya girdim. Hadi ne haber? Ne haber? Neredesin? Şunu bitireyim de. Me o zaman fazla zorlamayalım o zaman adamı. Bir, teselli için damarı kesiyor. Hastanesi sizin bildiğiniz hastane yok. Başka hastaneler de varmış demek ki. Bir iki, ona muvaffak olamayınca kuvvetli oluyor. Bu anne babası sağlam, şairden beslenmiş insanlar his iptal edemeyince savruçluğa kaçarlar. Yani bunlar derece derecedir. İptal edebilen, bak hissini iptal edebilen şairden beslenmemiş, yani güzel bir aileden gelmemiş vesaire. Ama anne babası sana vesaire hissini iptal edemiyor. Ne yapacak? Ancak içecek. İkinci şey oluyor. Sarhoşlukla o hali unutmak ister. İkinci haletinde ise ruhunda yüksek lezzetleri ve saadetleri hisseder. Kalbin yani ötekisinde yani bu birincisiydi. Bunun şu anda. Bir de ikinci bir halet ise yani bunlar dehşet, vahşet, korkunç. Bunlar bunlar oluyor ama İkinci aleti ise ruhunda yüksek lezzetleri, saadetleri hisseder. Saadet ahiret demek. Lezzet demek de Allah. Allah'ı çocuk anasını emel gibi Cenab-ı Hakk'ı ilmel yakin, anne yakin, hakkal yakin emiyor. Emiyor yani. Neyle emiyor? İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakinle Rabbini, Rabbinden besliyor. İnsan Allah ile beslenir mi? Besleniyor. Allah gıdadır. Acı bir şey ya. Gıdadır ya ruhların ruhudur. İman ne diyor? İman için ne diyor? Hayatın hayatıdır diyor. Al, peki iman hayatın hayatı ise iman neydi? Zatımın nurudur diyor. Hayat, hayat bak hayat oldu hayatımıza. Çok tuhaf. Çok tuhaf. Hisseder kalbini ikaz, vicdanını tahrik edip ruhunu ihsas ettikçe. Ruh ne demek nasıl ihsas oluyor? Hassaslaşıyor o keyifler alıyor. Kalbi kas, vicdanı da tahrik ediliyor. Edince ikisi toplanınca kalp ve vicdan ruh da ihsas ettikçe o saadetler ziyadeleşir. Ona manevi cennetlerin kapıları açılır. Ee, vicdan dehşeti, dehşetli, vahşetli, korkunç alam şediden kurtulmak için tesellilerle hissini iptal ve sarhoşlar falan gidiyor. Burada ben kesiyorum. Vahir davahım en rabbil alemin. El Fatiha temas Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Dima 210. Vicdan 29. İkinci dersi. İşaret edeceğiz 133 Badılı Mestevi. Şey Badılı işaret edeceğiz. bilmiş olasın ki zatı ehad olan Cenab-ı Hak Taala'nın kendi ezeli alemi sıfatında alemi sıfatında iki çeşit tecellisi vardır. Celali ve cemali tecellileri. Geçiyor 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 anlatım yapıyor. Sonra diyor ki sonra bu iki tecelli vicdanlara yöneldiğinde yani celali ve cemali dima kalbe ruha neler yapıyor? Dendi uzun olduğu için yazmadım. O celal bir daha dimada celal cemali dimada. Kalpte, ruhta nasıl tesir yapıyor? Vicdana geldi. Bizim konumuz vicdan olduğu için. Vicdan, sonra bu iki tecelli yani celal ve cemal vicdanlara yöneldiğinde reca ve haf olarak doğmaya başlarlar. Ve hakeza, fesubanallah yani korku olsaydı akla olurdu. Ee, görüyor musunuz haf burada vicdana ait olduğunu söylüyor. Bakalım celali ve cemali ef'al aleminden fiiller alemine ta vicdana kadar alemlere mütecellidirler. Tecelli ediyorlar. Vicdana yöneldiğinde celal ve cemal ne uyandırıyor bizde? Haf ve reca. Celal hafı uyandırıyor. Cemal da recai. Demek ki kavz ve bas taletleri bunun içinmiş. Ee, i̇nsan bazı şeyler heyecanlandırıyor. Korku aklidir. Haf kalbidir. Kalbin de neresi? Vicdanda oluyor. Celal bizde niye böyle şey yapıyor? Azami derecede Celal'in tecellisi cehennem. Bize yansıdığı zaman e, ha, şey oluyor. E, celal haf oluyor yani. Ondan sonra Cemal ise reca oluyor. Kabz ve bastaliyetleri oluyor. E, onu sormuştu dün çocuk o dersten sonra. Bu üçüncü şey yaptık ama ona girmedin diyor. Yani o istiyor ki... Hani ona anlattığımız var ya misaller şu şu şu. Bize şu geliyor... İstiyor ki o dersi sıfırdır bir saat. O vardır sitelerde ama yani yani haf ve reca ne işimize yarar? Yani nasıl oluyor? Ben niye anlık duygu değişimleri oluyor? Bu şey benziyor. Yani küre arzda bazen volkan patlıyor ya dağlarda. Ne zaman patlıyor? Ne zaman vakti olunca patlıyor işte. patlatırlıyor. İnsanda da haf ve reca celal ve cemal tecellileri olduğu zaman oluyor. Bazen böyle şerif şey olur. Böyle çok korkunç bir korku basar ahiret Yani bir sebep yoksa tabii. Yani sebep varsa çıkması, volkanın patlaması normaldir. Depremden sonra volkanik hareketler olması normal. Ama durup dururken olunca normal değil yüzeysel olarak. Haricen normal değil. Ama batınen bir şeyler olmuş demek ki aşağıdan. İnsanda da haricen bir sebep yok. Yani böyle dehşet almama, psikolojinin bozulmasına kendimi kötü hissediyorum. Yataktan kalkıyor, kendimi kötü hissediyorum diyor. Yani kötü hissedince uyanıyor. Çok tuhaf. Tuvalet ihtiyacı gelir gibi. Hiçbir sebep yok yani uyuyorsun. Korkuyla uyanıyorsun. <laughs> ne oldu? Bilmiyor. Bunun zamanı yok volkanın. Depremin zamanı var mı? Gece olur, gündüz olur. Celal. Peki niye aktif oldu? Bilmiyorum. Onun haf ve reca, kabz ve baz taletlerinin vakti yok. Nerede nasıl inkişaf edeceğini, aktif olacağını ben bilmiyorum. Edi, şöyle eder tabii yani e, olumsuz adamsın mesela diye o anda ama seni anlamıyorlar. Ne oldu diyor. Mesela e, o zaman biz bilmiyorduk tanımlayamıyorduk. Bazen işte daha çok e, genelde o haller sabah kalkınca olur insan böyle asabi gibi. İçtin de kalktın mı derler. Ya içtin mi ya gece bu ne ya şey sabah böyle su, suratsız meyvenetsiz konuşkan yok şey yok böyle bir hal yani sanki bir alemden çıktın hakikaten alemden çıktın yani normal değil yani uykudan böyle ama bazen de e, mutlu uyanıyorsun vesaire yani abiler eğer zahiri esbab yoksa depremle volkanik hareketler olmam olur yani depremlerle olabilir ama deprem yok bir anda niye patladı volkan yani içsel veriyorsun otomatik işte bir şeyler oldu. Ya bir madenlerin kaymasıdır esbab, maden erimiştir veya veya aynı aynı düşünün yani K kainatın kalbi küleyarza İnsan da alemlerin merkezi ya. Onun için hiç endişe edilecek şey değil Osman yani korkulacak bir şey değil bu. Yani e, harici olsa çaresini bakarız. Canı sıkılsa gizdirsin, açsa yedirsin ki kendi nefsimizi. Ama haricen bir sebep olmadığına delil Urkuanın da oluyor. En belirgin özelliği o. Esbapsız yani. Doktor niye böyle oluyor bilmiyorum. Ama şunu biliyoruz orada Kastamonu'da. Behçet ee, intibah ehline geliyormuş. Kullansın bu malzemeyi diye. Ahirete yakiniyeti artsın diye. Çok ilginç bir şey de bu. Yani çare bu ilaç. Şimdi çare neydi onu söyleyeyim. Ben çok kötüyüm. Kendimi kötü hissediyorum. Bak kendine, kendisine verdi. Oysa şey kendisi alakası yok. Aynada gözüken yılan, aynada gözüken ateş yakmaz, ısırmaz ya. İşte bu alemimizde bu oldu. Ben değilim. Oldu işte. Bir yerlerde bir şey oldu bende gözüküyor. Ben değilim ama. Ben de ifade ediliyor. Niçin bana adres dedi? Bana niye bir isim verdiler? Sen de bu sistemden ibret al. Terakkine vesile yap. İçin verilmiş. Ben öyle olduğumdan değil, orada olduğu için bana haber veriliyor. Bunu malzeme yap telakkiyatına diye. Ben öyle olduğumdan değil. O orada o olunuyor. Benim aynamda gözüküyor ki. Niye gözüküyor? Ne gerek var? Ondan ibret al. İntiba et. İntiba malzeme oluyor. Risale'de öyle geçiyor Kastamonu 8'de. İntiba eline. Ruhun in inbisa, intibası için veriliyor. Onun için fazla durdum. Çok tuhaf bir şeydir. Yani bir daha sende olmuyor hariçte oluyor sende de ifade ediliyor sende ifade ediliyor demedim sende de ediliyor niye ediliyor edilmesin e kainatın çekirdeği olmak ruznamesi hulasası haritası takvimi olmak normal bir iş değil nerede nasıl diyor aynı isamet olmak kolay iş olmadığını söylüyor insan penceresinde İşaret ül icaz 144 e, badılı e, abinin şeyinde Allah mekanı cennet eylesin Allah bu istifade ettirsin şu anda ona Hatamallah Allah kulu ala kulu der ki kalp ve vicdan, hayatı, ferah ve sururu ve kemalatı ancak doğru imanla ve hakayık ilahiyenin tecellileriyle mümkün iken Hatamallahu Hatamallahu ala kulubihim nedir o kalbe böyle muhur vurmuş, kapatılmış? Neyle ferah bulur? Kalp ve vicdan hayatı ferah suruh, kemalatı nur imanla hakaiki ilahiyenin tecellisiyle mümkün iken küfre sukuttan sonra o kalp ve vicdan zararlı ve ısırıcı haşerat ile olan yıkık harabe ve ürkütücü birbirine dönmüş kalmıştır. Allah Allah haşerat ile dolmuş. Mesela düşünün bir eve girilmemiş. Bizim eve bile e, diyelim ki gizli eve evi kapattınız. E, tatile gittiniz veya yazlığa gitmeniz. Bak nasıl kokuyor? Sinekler uçuş yapıyor. Yani, acayip harabe gibi olmuş. Yani bıraktığımız gibi değil. Hiç kimse olmamış. Ne yapar? Haşarat -ha ile dolar. Sonra çok ağır bir şey. Yıkık harabe. Sonra ürkütücü bir binaya dönüş dönüşmüş kalmıştır. aynı bunun gibi öyle olduğu için de ondan sakındırmak, çekindirmek için yani hem kendisinin diğer tarafları hem onun çoluk çocuğu zarar görmesin diye kapısına kilit vurup yani silif sinekler falan orada evde taşaratlı olduğu yılanlar var. Oraya başkası da girmesin yanlışlıkla çocuk girer. Ondan sonra oradaki kokular mahalleye gelir. Orada bir şey de ölmüş. Yılan ölmüş. Fareler ölmüş kokuyor. Kapıyı kapa 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 kapa. Mahalleye yayılmasın. Yayılmasın diye kapına kilit vuruluyor. Belediye de diyor ki Osmanlılar buraya kimse girilmedi. Mühürü zabıta ile Mühürleyerek akrep ve yılanlara bırakılmak üzere terk edilmiştir. Şurayı zaten göreceksiniz. Bu bu metin bitti ama şu me şeye bak izaha. Bir şey. Evet, kalp ve vicdanın hayatı bir. ferahı iki. sururu 3. kemalatı 4. nuru imanla ve hakayık ilahiyenin tecellileriyle mümkün. Vay be. Kalp ve vicdan. Yani usisi dünyamız be. Allah Allah. Ferahı, saadeti, sururu. Vay be. Sonra küfürle hem kalbi hem de vicdanı örtüyor. Küfür ne yaparmış? Hem kalbi hem vicdanı örtüyor. Küfür ile hem kalp hem de vicdan haşeratlarla dolmuş oluyor. Mesela biz sin sivrisinek gelince gafur odaya yatak, yatamıyoruz değil mi o sabah? Evet. He ya acayip bir şey. Şey diyor ki Fatih Bulan. Ya ders yaparken bir ders yapana muzur olması siyasinin derste bunun şeytan musallat olduğunu, cefine şeytanlar girdiğini delildir. E bu kadar ki şey gitmiyor da niye ben ders yapana geliyor? Kovuyorum, tekrar geliyor. Birisi girmiş. Yani küfür olunca nasıl anlayacağız küfür küfürün şey berbatlığını? Kalbe ve vicdanı örtüyor. Örtünce ne oluyor? Kapılar kapalı oldu ya camlar. Ev kapalı oldu. Kimse yok. Virane. Evler ne olur? Fare ölür. Kokuşur. Halılar kokar. Sen evine gittik ya. Kaç ay kapalıydı? Bir ay veya iki ay. Bir ay. Geçen pazar işte gittin seyahatin yazlığına. Halılar. Her şey kokuyor. Hemen yaptım biliyor musun? Nefes alın. Balkona gittim açtım. Yani Evin şeyi içinde alakası yok. Eşya kokar. Eşya 15 gün sil, silmeseniz kirlenir. Eşya eskiyor. Yani bu yukarıya fiziksel partiküller yani parçalar salgılıyor. Eşya eşya dururken eskimesinin sebebi fiziki bir şeydir, kuraldır. Halılarda şey partikül dedikleri parçacıklar salgılıyor. Atıyor dışarıya. E onlar ne olmuş? Homojen olmuş halı atmış, seçade şey yapmış, plastik şey yapmış, lavadan gelmiş. Bir şey anlatmak için anlatıyor. Bir girdiğin zaman uf 15 gün bir ay girilmemiş o ev. Halıdan gelmiş parçalar. Ko şeyden gelmiş, e, metallerden gelmiş, e duvarlardan gelmiş, lavalardan gelmiş. Duvar şuradan buradan. Ne olur? Ha. Aynı onun gibi Kalp de, vicdan kapısı kapalı. Tatile gidilmiş, yazlık bırakılmış. Gene kışın gene iyi, soğuk oyu fazla Ortaya aktif olmamış. Kalp ve vicdanın kapısı kapatmak demek küfür demektir. Orada ne oldu? Kokuşmuş, bozulmuş et. Et vardı orada. Unuttun dışarıda. Ama baktın ki solucana yürüyor. Etten kurtlar. Bazı kurtlar ölmüş. Parazitler çıktı. Mikroplar çıktı. Böyle böyle. Öyle bir şey olsa ki. Etten böyle bayağı yılan gibi bir şey çıksa. Böcek çıksa. Akrep çıksa. Yani oluyor ya. Akrep de oluyor. Nereden çıkıyorsa fareler girsem şey böyle. Aynı onun gibi. insanın kalbi ve vicdanı bu. Nasıl yaşar bu? Haşeretlerle dolmuş yerde sanki yıkı karabe ürkütücü binaya dönmüş. Kalp ve vicdan nuru imanla inkişaf etmese adımız gibi bilelim ki hayatı, ferahı, sururu, kemalatı ölmüş. E, nuru imanla hakaiki ilayen tecellisi değilse küfür örtmüş demektir. Küfür kalbi ve vicdanı örterse yıkı karabe, ürkütücü bir binaya dönmüş olur. Böyle kalp ve vicdandan çekindirmek için kapısına kilit vurup mühürlenmiş akrepler ve yılanlara bırakılmış. Size aittir şimdi. Akrep ve yılan. Niye akreple yılan denilmiş? Birisi yutuyor, birisi sokuyor ama birbirlerini de yiyorlar. Akrep kördür. Yılan ayaksızdır. Küfrün iki özelliği var. Bir, ayaksız oluşu iki kör oluşudur. Ona nispet ediliyor. Peki akrep yılan nasıl öldürür? Yılan hareket ederken pulları açılır. Üzerinde pullar var böyle kiremit pulları gibi. Hareket edince açılıyor böyle. Ve soğukta hareket edemez İlle pullar açılınca güneş enerjisiyle hareket eder. Soğukta hareket edemez. O akrep de biliyor. Hemen üzerine atlıyor. Yılan da hiç hareket etmiyor. Çünkü zehri bıraksa kiremitten aşağı akar. Hareket edince açılıyor pull otomatik. O zaman içine zerk ediyor. Onun için akrep de onu bekler yani hareket etmesine kadar bekler. Onun için yılanı böyle görürlerse üzerine akrep var, bir dürterler, yılan kıpırdatı mı hemen tak açılıyor kapaklar giriyor. Bu kadar tavsiye anlatmamın sebebi birisi küfür kalbi, birisi de vicdanı örterse Allah Alem ilk önce hangisini söylüyor ee, yılan mı söylüyor akrep mi söylüyor? Öyle mi? Evet. Ee, akrep gibi. Ee, o ev yazdık eviydi, kıştık değil mi İrfan? Kapattık. Dedi, de, dendi ki artık size terk ettik. Yılan ve akrep. Şimdi oraya nasıl gireceksin? Peki çocuk sen çocuk komşunun binası varsa... Ya oğlum oraya gitme diye kapıysın kapatırsın. Da kimse yok zaten kimse yok. Sen bari kilit Kimse yok ki yapsın. E ben çocuğumu koruyacağım. Ya sobe oynarken Saklambaç oynarken çocuklar ya o eve girerlerse ne yapıyorsun orayı? Ya zabıtayla sen kapatıyorsun. Onun için Allah da kapattı ki başkası şey yapmasın. O zaman o beşer yılan gibi, yılan olduğunu nereden biliyoruz orada yılanlar var? Kapıyı açınca ne yapar yılan? Sokar öyle değil mi? Veya yutar seni. O zaman o beşer yılan gibi sokar eğer bir insan yılan gibi yutar e akrep gibi sokarsa... Bunun kalbi vicdanı yılan ve akreplerle doludur. Oraya götürüyor bu katı tafsilatım. O zaman o beşer yılan gibi sokar, zehrini akıtır, akrep gibi de zehirler. Yılan zehirlemekten zevk alır. Bunun sıfatına bürünür bu insan. Akrep de kördür, yılan ayaksızdır. Vicdanın hayatı, fera, sururu, kemalatı, nuru imanla ve hakaiki ilahinin tecellileriyle mümkündür. Eğer küfür ile vicdan bozulmuşsa zararlı, ısırıcı haşerat ile dolmuş olan yıkık, harabe ve ürkütücü bir binaya dönüşür. Böyle insanlardan hemen uzaklaşmalı, zaruret miktarı onlarla alış e, olmalı, zarar miktarı onlarla olmalı. Yoksa sana da zararı sirayet eder ki kapısına kilit vurulup mühürlenerek akrep ve yılanlarla baş başa bırakılarak terk edilmiş sani tarafından. Çok tuhaf değil mi ya? Ama Allah kendi başına kendisini bırakmış. Yani deniliyor ya Rabbi beni bana bırakma. Herhalde allah Alem bu duada bu kastediliyor. Ve bu da kastediliyor. Yani Cenab-ı Hak onu kendi başına bırakıyor. Kendiyle baş başa bırakıyor. Allah Allah bunu da yapayım. Çok şey ya. Ürküttü değil mi? Yani hayalinizde bir canlanan bir bina yok mu? Var benim bir tane köyde vardı böyle. Şöyle bir şey anlatırlar Hasan abi. Bazen cenazeleri defnederken kabre yılanı gelip girdiğini falan. ben gördüm mesela. Ona diyeceğim. Ne, dedi? Ben mesela gördüm bak bir tanesini söyleyeyim. Haşa yalan lafı kafirdir. Yılandır da böyle şey ama yılan çocuğu. Artık veya bu kadar uzun şey olmaz herhalde. Yok yılan abi işte. Ha, yılan. Mesela yukarıdayız öğle namazı camide. Ee, onlar tespihatı ben farzı kıldım, sonra sünneti kıldım. Hemen e, ilgileneceğim hoca ben olduğum için. E, bak mezarı ne yaptılar da. Şimdi biraz sonra e, kılınacak, cenaze cenazeyi kılacak başka definle mesul benim yani. O cami hocası kıldıracak ama bu onlar toplanırken ben hemen bir gideyim mezara dedim. Bakayım ne yaptım. Mezarda caminin hemen aşağısında. indim aşağıya. Allah Allah. E, bu kadar. Bir yılan mezarda dolaşıyor. Baktım böyle. Yılan dolaşıyor. Böyle. Sanki birisini bekliyor. Ondan sonra hatırladım büyük bir zatın menkıbesini okumuştum herhalde. Yani. Evladım demiş. Onu öldürme. O namelidir. Öldürürsen de öldüremezsin. De gene aynısı olacak. Birisi öldürmüş gene gelmiş bir başka bir tane. Sonra demiş ki kalbi açık evladım öldürme demiş. O yılan gibi gözüktü ama onun amelidir demiş. Ondan sonra baktım ki yılan var. E ben şimdi biraz sonra indireceğim. Ben ineceğim şimdi. E ben indireceğim. Ben size aynı doğruyu anlatıyorum yani. sana işi dedim. öyle dediğim için mi biliyorsun? Yok abi. Aynı öyle dedim. Aynı öyle. Dedim ki kimse yok ya. Bana bak dedim. Oturdum böyle. Mezanın içine bakıyorum. Bak ben biraz sonra geleceğim. Ben koyacağım. Ben gelirken bak bunu koyarken Allah için yok ol. Allah Allah. He Allah için yok ol. Bak ben oraya ben oraya ayak basacağım. Allah için yok ol. Ben Allah'a itaat ediyorum aynı dedim. Ben Allah'a itaat ettiğim kadar bana itaat et. Mahlukat Allah'a itaat edeni itaat etme farzdır ona. Ben ettiğim kadar bana itaat edeceksin. Emrediyorum. O ben koyana kadar ben koyduktan sonra ne yaparsın yap. Adem Aleyhisselam'a melakeni seyde meselesini anlatsaydık tamam. Allah Allah. Sonra ne oldu? <laughs> Geldik. Orada dolaşıyordu. Bir sağa bir sol, sağ, bir sağ, bir sol. Geldik tabutta. Hiç zerre kadar şüphem yok ha. Orada değildir o. Ne çıkıyor? Ya? Böyle çıkacak hali yok. Orada değildir. Çünkü ben Allah'tan istedim. Kaybol. Şimdi bir sürü suizanlara da sebebiyet verecek. Geldim. Ondan sonra Allah'tan kimse yok. Allah'tan kimse yok. Ondan sonra e, koyduk işte e, tam kefen şey yaparken bakıyorsun ki gözüktü. Kimse görm Görmediler ama benim elimin yanında. Ha, yani e, şeyde e, lahite koyuyorsun böyle. Onun oraya orada hiç yapmıyor. Böyle duruyor. Yani beni bekliyor çözmemi. Yani üç yer bu çözülüyor bağlar falan başlarına. Hay Allah hay. Allah kimsenin başına vermesin. Namazı yoktu. Benim bildiğim günah o. Namazı yoktu. Namazı olmayan hiçbir şansı yok. Biz hususu diyoruz. Namazı o. Ben olumsuz hiç seven, hiç sevmem. Namazsızlığın çaresini ben kitaplarda görmedim. Her şeyin bir çaresi var orada. Ama namazsız gittin mi Ali? Yani Hiç bir psikolojik olarak motive olayım dedim. Bir teselli bulayım. İntiharın bile buldum. Gazali diyor ki cin olduğu nettir diyor. Aklı örtüldür diyor. Bak teselli. Ama namazsızlığın çaresini görmedim. Bu adam çok iyi adamdı vesaire. Kimse şey yoktu vesaire. Şöyleydi böyleydi. Ee, bilmiyorum haykası kasadım Vardır herhalde üstü zannedin ama namazı yoktu. Yani ameliydi gibi. Ama Allah bana da bir şey verdi. Koyduk hiçbir şey yok. İndirdim koydum. Bağ çözerken ortada belirdi. Göğsüne doğru. Göğsün orada duruyor. Benim. Onunla o tikiler ayak tarafında. Benim yanımda duruyor. Ama yoktu. Tam ki, yatırıyorsun ya. 75 derece böyle. Tam açacağım. Yılan orada böyle. Kuyru gövdesi nerede olduğunu bilmiyorum. Böyle kafayı kaldırmış bekliyor. Hiç endişe etmedim. Ben elime vurduğunu Çözdüm. Ondan sonra çabuk çabuk da koydum. Ay bende ne valla. Ama dua ettim. Yani dedim ki. Ya Rabbi ben bile dayanamıyorum. Allah musallat etme buna. Müslüman oldum biliyorum. Etme. Bunu musallat etme. Orada işte Risan şahsı manevsinde şey yaptım, şefaatçi yaptım. Dedim ya Rabbi buna musallat etme. Etme. İstemiyorum. Orada olduğunuza göre bir şey var yani. Bir liyakat da olmuş. Evet yani ben indirdim. şahsı manevi yani aktif. Ya Rab ben kulum dedim. Sen Allah'sın. Ben bunu açtım. Sana bakan yönüyle sen zaten gafur olayım. Kul hakkı bunda yok. Bu adam biliyorum. Sana bakan yönünde Allah'ım sen de bunu affet ya. Evet. E, Gilan dedi onu hatırladı. E, Kabri aşırı olur dediğince söyledim. Yoksa anlatmayacaktım. Başıma böyle geldi. Bir defa hatırlıyorum öyle. Fazla da eski değil. Ama e, şey söylediğimi hatırlıyor. Ben Allah'a itaat ettiğim kadar bana itaat et. Farstır sana. Ben buraya koyacağım. Kaybol. Gözükme. Kürek de var yanında. Yeni kazmışlar. Vurabilirim. Ama biliyorum ki o değil. O değil yani. Bunu sonra Allah-u Alem cenab Hak kalp kırmaz. O dua Risan-ı Şahsı Manesi onun imdadına yetişmiştir. Ona musallat etmez etmemiştir. İşar Ticaz 145 Badılı ve bu kıyasla şu anda bunu söylettiren Allah değil mi? Allah. Hat hatıra getiren Allah. Siz bilmiyorsunuz Allah onu biliyor mu? Tabii ki biliyor. Öyle yaptığına musallat etmediğine delildir ki bize söylettirdi. Eğer et şey yapsaydı öyle bırakacaktı, örtülecekti ve unutacaktı, katılma gelmez. Kim bilir hangi onun yaptığı amel bir bunu ve siz de dua yerine geçti aletiniz. Dua edesiniz diye söyledi. O Rabbim var ya benim inadım. Allah ona musallat etmemiştir. Sanımız gibidir ya. Ve bu kıyasla şeriatın sana ismiyle bildirip göster göstermediği kısımları sen kendi ruh ve vicdanındaki tesirleriyle Birbirinden ayırabilirsin. Mesela herhalde bu nedir acaba? Ses miydi? Herhalde münafık bahsinde mi geçiyor? Badıl abi işaretci da münafık bahsin koydu ya. Alıştığımız bu tabir değil. Bizim işaretci yok o İrfan Ve bu kıyasla şeriatın sana ismiyle bildirip göstermediği kısımlar galiba e, ses, müzik midir? Bilmiyorum. Sen kendi ruh ve vicdanındaki tesirleriyle... Müzik o kısım galiba. Birbirinden ay ayırt edebilirsin. Ne anladık? İnsan kendisi kendisine şahit olarak yeter. Allah Allah bir daha. İnsan kendisi kendisine şahit olarak yeter. Yeter ki ruhu ve vicdanı ve kalbi ölmemiş olsun. Şüphelendiğinde... Senin... Sendeki uyarıcıların bunlar. Yani sens... Bak e, kendisi kendisine şahit olarak yeter. Yeter ki ruh ve vicdanı ve kalbi ölmemiş olsun. Şüphelendiğinde sen bir şeyler olunca, aklın şüphelendiğinde bir şeyler çıktı Allah ve peygamber hakkında, hemen müracaat et aşağıya. Vicdana, kalbe. Sendeki uyarıcılar, sen orada cevabı ve cevapları göreceksin. Hani bazen rastlarız ya, bir şey diyeceksin bir sadece. Bir şüphe gelir bir Allah hakkında, peygamber hakkında böyle bir e, şüpheleri atar ya alçak, sen ancak şüpheye şahitsin. Görüyorsun, duyuyorsun. Tamam böyle. Hiç, böyle. Ve hiç konuşmadan birisi cevap veriyor. Soru da soran, şüpheyi atan sen değilsin. Cevap veren de sen değilsin. İşte de cevap verecek o. O cevap üretiyor ya. Böyle kalıyorsun. Birisi diyor, işittim ki diyor. ustat diyor ki, sual ve cevabı işittim diyor. Birisi sordu diyor. Hatırladınız mı? Ondan sonra cevabı diyor. He? Ayet-i tefrede de öyle, kasamında da öyle. şiddetli diyor. Gittikçe ço çoğalıyor falan. Birisi sual etti diyor ve ona bir de tekraratul Kur'an hakkında var. Eee o Tekraratı Kur'an hakkında 19. sözün sonunda o sual. Sen oraya bak dedin diyor. Bak birisi sual etti diyor. Ona cevap verdiler diyor. Ben verdim demiyor. Ben de şahit oldum diyor. Hatırladınız mı? Ha, kabirde abiler o olacak işte. Sana rağmen o konuşacak. Sen sana şahitliğin sen yetiyorsun zaten. İşaret 145 Badılı gene. O imanlı gözün nuru bir bal arısı kesilerek. Bak çok antika bu yok bizim okuduğumuz işaret daha. Bunu da okuduğunuzu zannetmiyorum onun için buna biraz ihtimam edin. O imanlı gözün nuru bir bal arısı kesilerek bal arısı gözün nuru. Göz değil, gözün nuru bu petek gözün nuru bal arısı kesilerek ne yaparmış o? O cennetin çiçekleri üstünde uçar gezer. Hangi iman, imanın gözü. İmanın gözü bal arısı gibi petekten çıkar, polenleri getirir. Tasvir ediyor. Evet, okuduğumuz yerin sizin şiiralar var ya. He, aynısın şeyi. Ha, 71. Ha, o, o ha ha 71. o, o anladığını. vay be. O cennetin çiçekleri üstünde uçar gezer ve o çiçeklerden a burası ibret 1 fikret 2 ünsiyet 3 tanışma 4 sevişme 5 tebrikleşme 6 Usa tebrikleşme usaresini altı, şiresini koparır alır toplar e da darcığını doldurarak getirir. 7 Peki ne olur? Tamam bunu yaptı. İman neredeydi? Kalpteydi. Kalp gözü kainata saldı. Cennetin çiçekleri üstüne gezer. İmanı oradan bu tarafa getirecek. Cennete gidiyor. Oradakileri getiriyor. Fikret, ibret vesaire. Vicdan ne yapar? Vicdanda insanı kemalat bağlı olarak ambarlar. Vicdanda kemalat insaniye. Şeytan... Ben ben vicdandadır demiştiniz. Ya. ya. Acayip bir şey oldu şimdi. Delil oldu. Yani şeytan iki şey sebeptir ya. de hayri külliye kemalat insanı. Kemalat da vicdanda oldu. Bak nasıl böyle örülmüş ya böyle tıkır tıkır. Yani bir matematiksel ben bir ara düşünmüştüm. 23 senede tamamlanan Risale-i Nur. Nasıl böyle şey yapıp Meğer arkada birbirini çelişmeye çatışmayan, zıtlaşmayan şey manasında konulması külliyatın bu kainatın arkasında bir matematiksel olduğu gibi fizik, kimya onun üzerine kurulmuş. Bunun çünkü realitedir ama matematik gözükmüyor. Bu manaların da arkasında bir matematiksel bir alem var ki yani oraya bakılarak alınıyor. O kalıplara sokulup burada yazılıyor ki birbirine çelişmesin, çatışmasın. Ustad onu 14. sözde şöyle misal veriyor buna. Kur'an ayetleriyle birbirlerine çatışmamasının sebebi bir ağaca misal veriyor. Bak bakalım meyvenin rengi yaprağıyla, yaprak dalıyla dal, gövdesiyle çatışıyor mu? Zıtlaşıyor mu? Ha bu kadar bir dalı var, ayağım kadar ince şey var, kökü var. Olmadı ki vesaire şey tam tersi bunlarla kalpte iman bak iman iman gözü kainata fikret ibret usare şiraları aldı topladı mı getirdi ne yapacak kalpte imanı yaptı hani dedik ya birinci derste kalpte ilham gelince o nereye dönüşür vicdanlıysa olur akılda fikir olur tasavvurda düşünce olur tahayyülde hayal olur ya o iman da getirdiği zaman kalpte iman oldu Dimada ilim olurken vicdanda da insani kemalat oluyor. İnsanı beşeriyetten ayıran vicdan berzahıdır. İnsanla beşeri birbirinden ayıran berza vicdandır. Çünkü e, kemalat insaniye vicdan şey kalptedir. E, beşeriyet ise beşeriyet dimadadır. Berzahı berzahı yani çünkü beşeriyet gelmiş ya Kur'an vahiy muhatap olan beşer muhatap oldu, Kur'an'ı itikat etti, insan oldu. İnsan olma, beşerden insan olma, kemalat insaniye, latife insaniye, kalpte de şurada. Dimağda da beşere gelmiş. İkisinin ortası iman geldi. Kalpte iman yaptı. İman nuru topladı, kalpte iman yaptı. Vicdanda kemalat insaniye oldu. E ne oldu peki? Vicdanda kemalat olunca ne oluyor? Beşeriyetten insana dönüşüyoruz vicdanda insan olma yeri. Nasıl ki dima ilim cehalet arasında berzah iken, bak dima ilim cehalet arasına berzah iken vicdan insan ile beşer arasında berzahtır. Kalp de iman ile küfür arasına berzahlık yapar. Vay be. Maşallah Risale-i Nur'a. 195'te 195'te demişsiniz ya Hasan abi. Evet. Celali ve Cemali ef'al He. ...aleminden diye. He. 195'te. E tamam, Burada diyor ki vicdana yöneldiğinde haf ve reca olarak dima dima koşarlar mı demişsiniz? dima, dima başlarlar mı? Bak şey açtım. Bilmiş olasın ki kırmızıyı mı diyorsun? E, e, kırmızının altında sizin yazın. Ha, ha, celali ve cemali efal aleminden fiiller alemine ta vicdana kadar alemlere mütecell mütecellidirler. Bu celal ve cemal. Yani hayatın her safhasında, her merde. Peki vicdana yöneldiğinde vicdana celal ve cemal tecelli edince haf verece oluyor. oluyor diyorsunuz. Oluyor, yapıyor. O zaman abi haf verece şimdi buraya baktığımızda ee, Şimdi az önceki sayfaya baktığımızda kemalat haf ve reca olarak mı vücut buluyor? Evet ikisini ise de mesela hafsız reca, recasız haf yoktur. Bunu bilme. Mesela diyelim ki kafir veya sokaktaki şey. Hiç hafı var mı? Korkmuyor ki. Allah diyor ki ayette benden korkun diyor. Allah Allah'tan hiç korkmuyor. Ölümden korkmuyor. Kul hakkından korkmuyor. Çok rahat çalıp çırpıyor. Niçin? Haf ve recası yok. Allah'tan ümidi yok ki Allah'tan korkusu olsun. Bir daha. Allah'tan ümidi yok ki Allah'tan korkusu olsun. Allah korkusu olsa Allah'tan beklentisi olur. Evet. Tamam? E şimdi adam da bu sistem çökmüş. Sen hiç Allah'tan korkmadın mı diyorsun. Evet. Bunu nasıl ça çaldın, çırptın? Bunu nasıl yaptın? Nasıl işledin bunu? Hiçbir şeyin yoktu. Evet yoktu. Sistem bitmiş. Yok, çalışmıyor. Hani bazı evlerde kamera çalışıyor diyor ya canım. Meğer elektrik veya bozulmuş. Çalışmıyor kamera. Öyle sus için duruyor. Çekmiyor ki. Çok acayip oldu abi. Şimdi benim alemimdir ya. Evet Şimdi, doğru. yani Celal ve Cemal çarpışmasıyla Kemal çıkartıyor. Evet. E, burada Kemal nasıl oldu? Kemal vuruyor. Kemal çıkıyor. Kemal haf olarak kendini gösteriyor. Gösteriyor. Yani çocuğu annesi bağırıyor. Tokat atıyor. Çocuk yine ağlayarak anneye sarılıyor. Evet. Anne Allah'tan korkunca Allah'tan uzaklaştırmıyor ki. Korku kafa götürüyor. Khaf ve recayı da doğuruyor. Bak, khaf recayı doğurur. Allah benden korkun diyor. Khaf edin diyor. Korku değil mi? Yok haf Khaf, recayı doğurur. Annesinden korkan annesine, genesine yapışıyor. En lezzetli haliymiş. Lan en lezzetli hali ne demek? En eylemli halidir. Tokat yemek. Çak. Put. En ko, ko, tehlikeli hal değil mi? Yani seviliyordun. Bir tokat vurunca en Sıkıntının hali en lezzet haliymiş. Ne? Tokattan sonra gene şefkati şefkatli validemin sinesine gitmemdir. Aynı şeymiş ya. Yani o elem lezzet almasının zeminiymiş. Yani haf, recai doğru. Allah korkusu Allah ümidini aktif ortaya çıkarır. Ümitsiz korku olmuyor ki. Niye korku var? Ümit için var. Niye haf var? Reca için var. Yani korku neyi götürüyor? Korku yani haf, recai doğurmak içindir. Doğru. Celal cemali aktif o, etmek o, içindir. Için, o haflağın olması gerekiyor. Gerekiyor o. Korku korku için değildir. Korku recayı aktif etmek içindir. Celal cemali aktif etmek içindir. Yani celal kaldırırsanız cemali kim aktif edecek? Yok karanlık aydınlık olur mu? Ama aydınlık bilemezsin olduğunu. Şimdi bu, bu, bu sayfayı okuduk mu şu sayfayı tamam. Hepiniz serbestsiniz. Şey evet. 145 Badılı. Ama eğer Allah korusun o göz yani bununla alakalı olmasaydı kesecektim de. O göz küfrün zulmetiyle kararır körleşirse artık mahv olmuş olur da dünya ona bir hapishaneye döner. O oh, hapishaneyi görüyor musun? Ve o halde bütün nurani hakikatler, şirin manalar ona karşı gizlenir. Kainat ona bir vahşetsar vaziyetini alır. Öyle bir değil de ama ona öyle gözükür kainat. Vahşet saçan. Kendi nazarında ikinci söz değil mi? Kendi nazar. Öyle bir aleme düştü. Onun kalbine, abi son ders bu. Onun kalbine de baştan aşağıya kadar vicdanını ihata eğleyip sarmış olan elem azap ve ürkü ürkütülü vaziyetleri ilka eyler. Şimdi iz takip ederek gidelim. Küfür zülmetiyle küfür zülmet yapar. <laughs> yani örtü için zülmet karanlıktır. Eee zülmet niçin demiş? Kalbe ait olduğu için küfür. Kalpte e, karanlık değil de zülmet olur. Akılda ka akılda kafada ne olur? Karanlık olur. Kalpte zulmet olur. Şimdi küfür zulmetiyle yani kalbi örtü. Küfür hakkı bilerek izleyen küfür ne demek? Mesela yalan söylüyor. Yalan söyleyebilmesi için doğru bilmesi lazım. Doğru bilmeyenin yalan diyemez. Söylediği yanlış da olsa. yalan değil cahalettir. O zaman yalan nedir? Doğruya karşın, doğruya rağmen zıttını ifade etmek. Olduğundan küfür hakkı bilerek gizleyen, örten, en azından un unutmaya, ilgisiz davranmaya başlanıyor, başlayınca, vicdanını ve kalbini küfür örtmeye başlayınca, nur çıkar gidince, ya mesela diyelim ki küfür nasıl başlar? Bırak sokaktaki, bizde nasıl başlar? Küfür, vicdanına rağmen, kalbine rağmen yaşamak, rahatsız olduğu halde, vicdanı ve kalbin yapma girme seyretme dedi aldı. Hala ısrarla gidersen kalp ve vicdan örtülmeye başlar. Bunun adı küfürdür. Küfür ortadan kaldırmak değil, onu gizlemektir. Yani o sıkıntıyı dinlemek gerekiyordu. Kalbini küfür örtmeye başlayınca nur çıkar, gidince imanın zıttı olan zülmetler sarmalar. Mesela bir yerde Gece yarısı diyelim burası bir şey yapsanız, aydınlık ya, söndürsek nur nereye gider? Karanlığa gömülür gider, yok olur. Ne başlar? Gelip zulmet istila etmez. Zaten zulmetti. Yani ademiydi, üstüne biz nur serptik. Nur evet, nuru kaldırınca zulmet gelmedi. Zulmet ademidir zaten, o vardı yani küfrü küfrü kaldırırsan kapten zaten otomatik zulmet ademi şeyler sarmalar ve manevi kör olur. Artık manevi sadaları duymaz. Haramdır, günahtır, ayıptır, günahtır, namustur. Utan biraz. Emaneti ihanet etme. Hiç, hiç. Patçal çağınını. Ve bedihi hadiseleri görmez. Yani dostu düşmanı, Allah düşmanına dost olur. Bir şey olmaz, bir şey olmaz diyor. Ve en yakınını gömerken bile mezarda anne babasını gördüğünü anlamlandıramaz. Ve ölümü ve kabri kendisiyle hiç alakası olmayan hisler ve haletler dünyasına sokar. Yani o anda tam mezara bakıyor ya. Seyrettiği çıkartamıyor cebi. Öğlen seyrettiği akşam seyrettiği filmi bakıyor. Hayali. Ama bakmıyor. Siz Almanya'daki vardı ya kendiniz abi. Gitmiştiniz de okumaya. İçeride maç konuşuyorlardı. He ya. Senazıyla. He ya. Yani ister istemez imamlık yapınca cenaze, cenaze evlerine taziyeye gidiyorsun. Bir bakıyorsun ki. ona kapıdan baktım. Ya olmadı ya orada haksızlık yaptı işte. Ofami, mefami, fifa, FIFA mı? Unuttum. İyi ezberledim orada. FIFA. He işte orada. Ben uyduruk olsun diye tekeleme yapmıyorum. Tam şapamadım. Şey, şey FIFA. Ha orada haksızlık yaptı bilmem Türk diye oradan kalmış Türk'üz biz diye. Oradan kalmış. Ben dedim Osman herhalde yanlış geldim ya. Olmaz ki. Bu ev değildi yani. Beni gördü. O hocam gel 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 dedi. Burası burası dedi. Ya öyle mi ya dedim. Dedim o zaman dedim ki ya caminin morkunda olsa benim orada olur. o zaman hastane dedim. Nerede dedim mesela. İçerki odada yapma ya. <laughs> Battaniyle sarmışlar. Sabah gelecek milli görüş alacak da paketleyip Türkiye'ye getirecek. Öteki odada fi, fi, şey, ifa, ifa, FIFA şey, yanlışlık yapmış. Şimdi Azrail şey, Nükeneki ne yanlışlık yapacak bakalım. Ee, ne yapar? Niçin söyledim? Ölüyle konuşmuyorum bu. Bu adam ne yaptı? Bedihi hadiseleri görmez içerideki yata şey, o sarmaladığı battaniye o ölüyü görmez. En yakınını gömerken bile babası orada Gördüğünü anlamlandıram anlamlandıramaz. Ölümü ve kabri kendisiyle hiç alakası olmayan hisler ve haletler dünyasına sarmalar. Kim sarmalıyor? Küfür. Yani küfür ile kafir edilmez. Müslümana kısmen vardır. Ne kadar böylese kalp ve vicdan kapatmışsa, örtüldüğü kadar küfür var. Şirk de var ya. Gaflet olarak da gaflet olarak var. Neticesinde of poflarla dünya hapishaneye döner ve ona bütün nurani hakikatlar ve şirin manalar gizlenir. Kainat ona bir vahşet, vahşetsar. vahşetsar ne demek? Toplumda olsa bile yalnızlaşır. İçsel alemi ıssız. Şey İrfan. içsel alemi ıssız. İşendik adamı düşün virane hale gelir. Vaziyetini alır. Onun kalbinde, vicdanında baştan aşağıya kadar elemler, azaplar ve ürkütücü vaziyetler ihata edip yani bir de arabam yok, şeyim yok, işim yok. Yani bizdeki sıkıntıya bak. O gafillerin veya kafirlerin içine seyredin. Yani hastayım, ölüm şeyi korkusu veya işte çalışmıyorum, işime göre şey yok çalışmıyorum, bunu yapmıyorum. Bu da, ya yani bir sürü dertlerimiz var. Bak hele senin derdini derman kabul ediyor bu. Böyle bir derdi var mı adamın? Böyle bir derdi yok. Adam bitmiş. Ne? Bir daha okuyacağım. Hisler, haletler dünyasına sarar. Neticesinde of poflarla dünya hapishanesi, dünya hapishaneye döner. Ona bütün nurani hakikatler ve şirin manalar gizlenir. Kainat ona bir başetkar ama zahirde mühendis. Zahirde başhekim başında zahirde baş şey, komiser bilmem neyin başı. Evet bilmem neyin başı. Ama toplumda olsa bile, baş olsa bile yalnızlaşır. İçsel alemi sız virane hali gelir. Vaziyetini alır bu adam, bu kadın. Onun kalbinde ve vicdanında baştan aşağıya kadar elemler, azaplar, ürkütücü vaziyetler iata edip. Yeter ki onunla konuşma 10 dakika İrfan. Sohbet etme gece nöbette. Oo, işte açılır. O ürkütücü vaziyetler. Sen de anlattıkça rahatsız oluyorsun. Bu adam bunu yaşıyor. Sen diyorsun ona bunu nasıl yaşıyor? Ben düğmeye tahammül edemedim. Bu adamın içinde var. Olmasaydı poşetinden çıkmazdı dışarıya. Ee, i̇lka edip vicdanına ve kalbinin içine koyarlar. Eğlerler yani. Artık bu insan sağır olup. Bu insan nedir? Artık Kur'an. Allah Ekber, Allahu Ekber. Namaz var, namaz. Duymaz. Sar. Kör olmuşlar ki hakikati göremez, duymaz hali gelir. Ne anlatırsan anlat artık boştur. Evet. Evet aynı. Sümmün bükmün umun değil mi? O şekilde. Burada kesiyorum. Vahir <laughs> davahum ya Rabbi. Bunlarla bizi hakikatlandır ya. Fatiha çekecektim Allah'ım. Diyeceğim mi bu ders dua olsun Allah'ım. Bizi bunlardan muhafaza eyle. Buralara düşürme. Allah'ım Allah bizi, evlat halimizi, eşimizi, anne babamızı, yakınlarımızı, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi ve alem İslam ve Müslümanları haseten nur talebe. Ya Rabbi düşürme bunlara. Ya Rabbi o kabirde benim anlattığım gibi şeyler nasip etme, gösterme, yaşatma ya Rabbi. Allah'ım kabiri, berzahı, haşir meydanını, sırat köprüsünü bize göstermeden teris et ya Rabbi. Şehit et ya Rabbi. Hakikatin şehidini et ya Rabbi. Talebi ulun unvanı ile teris olmayı, talebi ulum, talebi uluma müekel olan Azrail Aleyhisselam'ı bize nasip eyle ya Rabbi o cinsten terhis olmayı bize nasip etti. Risale'nin şahsı mavisi hürmetine. El Fatiha. Bahtiyar kardeşlerim, Bahtiyar.